Z Haber'den merhabalar. Ben Ali Sencer Arslan ve kameraman arkadaşım Kaan İstanbul'u ile birlikte İstanbul'dayız. İstanbul'da Zonsiyat'ın 4. Genel Kurulu'nda kongresindeyiz. Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeyiz. Bugün burada tek listeyle Necdet Iskoğlu başkanlığında Zonsiyat, Zonguldak Sanayiciler ve İş Adamları, İş İnsanları Derneği yeni başkanlığı seçecek. Daha doğrusu Necdet Bey ikinci dönem olarak başkanlığına devam edecek. Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği 150 civarında üyesiyle Zonguldak'a ortak projeler paydaşları arasında üçlü kazan kazan sistemini oluşturarak ve dernek sınırlarını aşmayı hedefleyerek yeni yatırımlar kazandırmayı hedefliyor. Bu anlamda da Necdet Iskoğlu'nun en önemli atılımı eve dönüş projesi. Kendisi de bu kapsamda meşaleyi taşıyan ilk Zonguldaklı iş insanı oldu. Aynı zamanda Zonsiyat son dönemlerinde önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Necdet Iskoğlu olağanüstü genel kurulda Zonsiyat başkanı olduğunda derneğin ismini Zonguldak Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nden Zonguldak Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'ne çevirerek toplumsal eşitliği arttırıcı bir faaliyette bulunmuştu. Evet, hazır kongredeyiz. Yanımızda bazı yeni yönetim kurulu üyeleri var. Efendim merhabalar. Z Haber'den canlı yayındayız. Ben Ali Sencer Arslan. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Berna Yan, yönetim kurulundayım. Sosyal sorumluluk ve marka danışmanlığına yapıyorum. Benim kendi bir reklam ajansım var. İstanbul Bahçeşehir bölgesinde. Kadın girişimciyim aslında. Bayağı 12-13 yıl kadar oldu. O süredir devam ediyor. Son bir yıldır da Zonsiyat'tayım. İnşallah da bundan sonra yönetimde devam edeceğim. Yönetim kuruluna yeni girdiniz, evet, yeni giriyorsunuz. Yeni giriyorum. Ne hissediyorsunuz? Vallahi çok heyecanlıyım, doğrusunu söylemek gerekirse. Hem kadın olarak hem de yeni genç girişimci olarak bir iş insanları derneğinde olmak tabii ki çok heyecanlı. Artı olarak da bir sürü sektörle bir arada oluyorum. Sektörüm her sektöre yönelik olduğu için bir sürü iş ortamıyla, iş insanlarıyla tanışmış oluyorum. Sizin sektörünüz dediğiniz gibi birçok alana yönelik. Burada bu üçlü kazan kazan sistemini nasıl oluşturuyoruz? Yani Zonsiyat'ın buradaki görevi ne oluyor? Sizin buna katkınız, diğer paydaşların buna katkısı nasıl oluyor? Bunu açıklayabilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Yani önemli olan etkinlikler yapıyoruz biz. Bu etkinlikler sayesinde işte insanları bir araya geliyor. İhtiyaç sahibi olarak hani şöyle söyleyeyim, bir sanayicinin reklama ihtiyacı oluyor. Bununla da etkinliklerde bir araya gelerek tanışma ortamları yaratılıyor. Böylelikle kazan kazan yöntemini de çıkarmış oluyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Onun dışında Zonsiyat ortakları arasında, yani üyeler arasında, paydaşlar arasında yeni ortak projeler geliştireceğinden bahsediyor. Vizyonlarından biri Necdet Iskoğlu'nun liderliğinde kazanılan vizyondan biri de bu. Evet. Bu noktada nasıl adımlar atılıyor? Yani Necdet Bey'in tabii ki kendine göre şeyleri var, adımları var. Birincisi Zonguldak'a yönelik çok büyük adımları var. Sanayiyi oraya taşımak istiyor. İş ortamlarını oraya, ham maddeyi oraya taşımak istiyor. Bu çok önemli bir şey. Artı olarak da yurt dışı ile artık büyük projelere başladık. Orada temsilciliklerimiz var. Bunlarla birlikte yurt dışından Türkiye'ye ya da Zonguldak'a, Zonguldak'tan da yurt dışına bu şekilde bir iş ortamı yaratıyor. Teşekkür ederim Berna Hanım, memnun oldum. Evet, şu an İstanbul'dan canlı yayındayız. Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nden canlı yayındayız. Kameraman arkadaşımın canlı ilerlesin. Ben onu takip ediyorum. Evet, Sayın Iskoğlu.
Sayın Tıskoğlu, Ziya Haber'den canlı yayındayız. Ben Ali Sencer Arslan. Neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Hoş geldiniz önce. Güzel bir gün. Yani bugün bizim benim başkan olduğum ikinci bir genel kurul oluyor. Biraz sönük geçecek pandemiden dolayı maalesef. Bütün genel kurulların olduğu gibi ama heyecanlıyız. Yeni bir yönetimle beraber, yeni bir vizyon, yeni bir heyecanla beraber bir çalışma yapacağız. Güzel olacak. İnşallah kongre hayırlara vesile olur. Buradan güçlü bir yönetim, güçlü bir dernek yapısına bürünerek Zonguldak'a güçlü bir şekilde destek vermek istiyoruz. Bizim amacımız zaten, asıl amacımız bu. Zonguldak maalesef dernekçilik konusunda çok güçlü değil, çok birleşen bir yapı içerisinde değiliz. Bilmiyorduk bunu ama yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz, öğreniyoruz. Onun için gurbetteki Zonguldaklar bu anlamda çok önemli. Biz bunu Zonset olarak başarmak istiyoruz. Bir çatı altında toplamak istiyoruz. Diğer dernekler örnek olmak istiyoruz. Artık Zonguldak'ta dernekçi bilen bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Onun için Zonguldak buna bir aday. Yaklaşık 1,5 yıldan beri biz işte yönetimimizle beraber görevdeydik. İyi işlere imza attık, iyi işler yaptık. Pandeminin el verdiği ölçüde. Bundan sonraki süreçte inşallah daha güzel, daha da güzel projeler olacak. Önce bugün yeni genel kurulumuzu yapalım, yeni yönetimimizi seçelim. Sonrasında da daha güzel hedefler, daha güzel heyecanlar için mücadeleye başlayalım. Teşekkür ediyorum Sayın Tıskoğlu. Önceki dönemin en önemli projelerinden biri eve dönüş projesiydi. Eve dönüş projesiyle ilgili ne hedeflemiştiniz, ne kadar tam başarabildiniz, ne noktadasınız? Zonguldak'a bunun dönüşü nasıl olacak? Şöyle, yine aslında başında söylediğim gibi, yani biz güçlü bir dernek yapısı, güçlü bir lobi faaliyeti yapabilirsek İstanbul'da, Almanya'da ya da işte başka şehirlerde bu eve dönüşü daha çok hızlandırabiliriz. Ne kadar güç birliğini burada, lobi faaliyetlerini etkin bir şekilde hale getirebilirsek Zonguldak'a çok daha faydamız olur diye düşünüyorum. Onun için tabii eve dönüş çok Zonguldak için çok önemliydi, Türkiye için çok önemli bir projeydi. İlk aşamada biz bunu, hani kendi firmamız Elkap Kablo gerçekleştirdi. Bunun sonrasında başka firmalar da gelecek peşimizden. Hatta bugün bir sürpriz de var. Yani genel kurulda bir yeni yatırımcı dostumuz var. Hatta aslen Zonguldaklı değil, başka şehirden. Ama bizim başkan yardımcımız Orhan Bey'le bir işbirliği olan bir dostumuz. Eve dönüş projesi kapsamında o da Zonguldak'a yatırım yapmak istiyor. Yani biz eve dönüş projesini çok daha geniş bir yankıya, çok daha geniş bir şekle büründürmek istiyoruz. Onun için kolay şeyler değil. Yani başka bir şehirden başka bir noktaya gitmek, ama bunun için şehrin destek vermesi gerekiyor, bürokrasinin destek vermesi gerekiyor, şehirdeki halkın destek vermesi gerekiyor. Zonguldak bunun için çok uygun bir yer, ama tabii saydığım tüm kurum ve kuruluşlar destek verirse çok daha hızlı ilerleriz. Eve dönüş projesini çok daha güçlü bir şekilde ses getirebiliriz. Zonguldak'tan Türkiye eve dönüş projesi bir örnek model olur. Kendi şehrimizdeki insanlar da iş ve aşa ulaşır. Sadece maden endeksi değil, başka sektörde çalışabilen, ekmek yiyebilen insanlar olur diye düşünüyorum. Şimdi Zonguldak'ın yerel basınında şu tip haberler vardı. İşte Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi için bir takım zorluklar çektiniz, yatırım yapacaktınız, alan bulamadınız size ya da bir başka yatırımcıyı alana dahil etmediler. Bu süreçte Zonguldak yatırım, Çaycuma'da fabrikanızı kurarken ne gibi sorunlar çektiniz, bunları nasıl aştınız ve yeni yatırımcılar bu sorunlarla karşılaşacak mı veya bunların yaşanmaması için, tekrar etmemesi için ne gibi hareketler, tavırlar alıyorsunuz? Ya şöyle, şimdi o dönem bitti, kapandı. Biz eski çok defterleri açmaktan taraftar değiliz. Çünkü o yaşanan olaylar bitmiştir. Sonuç olarak biz istediğimiz olay oraya yatırım yapmaktı. Evet, sonuç olarak yatırım yapıldı. Bugün o şehirde, o ilçede yaklaşık 220 çalışan arkadaşımız evine ekmek götürüyor direkt olarak. Dolayısıyla biz ona bakıyoruz. Yani o geri kalan kısmımızı çok karıştırmak çok doğru da bulmuyorum. Ama şu, yeni gelecek yatırımcılara bizim kendi bilgi birikimimiz, yaşadığımız tecrübeler, yaşadığımız durumları, bilgi birikimimizi o dostlarımıza anlatıp onlara daha çok bir yol açıp, onların daha çok yanında bir yoldaş olup daha çok yatırımcı getirmek istiyoruz. Yani kendi bilgi birikimimiz, yaşadığımız sıkıntıları, zorlukları, kolaylıkları onlara anlatıp o şehre birden çok daha fazla bir yatırımcı gelmesini istiyoruz. Bunlar olacak, ben inanıyorum. Hani Zonguldak hakikaten bir kabuk değiştiriyor, kabuk kırıyor. Yani özellikle Filios Limanı ile beraber işte yeni hava
havalimanının gelişmesiyle beraber, yeni tarım OSB ve diğer OSB'lerin gelişmesiyle beraber Zonguldak bir kabuk değiştiriyor ve kırıyor. Ben güzel şehir olacağını umut ediyorum, biliyorum. Dolayısıyla yatırımcıların artık tekrar Zonguldak'ta bir yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni gelişen Zonguldak'ta Zonguldak insanı olsun öncelikle. Tabii ki biz şövenistlik yapmıyoruz ama önce kendi insanımız orada yatırımcı olsun. Sonrasında başka yatırımcıları oraya davet edeceğiz, öyle söyleyeyim. Tam yeni yatırımlar, yeni bölgeler demişken Gökçe ve Organize Sanayi Bölgesi hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi çok şey söylemek isterim. Aslında yani şehirlerin gelişimi iş ve aşla olur, ekonomiyle olur. Ekonomi kısmı ile ilgili de bunun yatırımcının gitmesiyle ilgili birkaç alt kırılım vardı. Bundan bir tanesi de yer. Yerde de en büyük yatırımcı şuna bakar. OSB var mı, altyapı buna uygun mu? Ona bakar. Şimdi Zonguldak Gökçebey'de yeni bir OSB kuruluyor. Hakikaten çok muazzam bir alan. Yani çok düz bir alan. Orada bir harfiyat problemi yok. Yeni yerleşimlilik çok düzgün bir nokta. Flios Limanı'na ve çok yeni bir iyi bir lokasyonda. Çaycıma OSB doldu. İşte Ereğli OSB işte doldu. Alaplı zaten çok fazla yer yok. Dolayısıyla Gökçebey OSB'nin çok hızlı şekilde bir devreye girmesi gerekiyor. Çünkü biz İstanbul'dan birkaç sanayi dostlarımızı oraya götürdük ve çok beğendiler. Yani şu an Gökçebey OSB'ye şunu samimi söyleyebilirim. İmza atılsın, yani yapılsın altyapı, bir sene sonra dolar. Buna çok adım gibi eminim ve iddialıyım ve ben bunu yürütmekte, bu görevi almakta da mutlu olurum görev alırsam da. Ve oraya da bir sene dolduracağımızı da ben biliyorum. Doldururuz, öyle söyleyeyim yani. Teşekkür ediyorum Sayın Tıskoğlu. Şunu sormak istiyorum o zaman, bir de bu bir vade dönsün noktasında. Yeni yatırım planlarınız var mı? Ya da Zonguldak'a geleceğini bildiğiniz yeni yatırımlar var mı? İnsanlar veya gençler sektör olarak hangi alana yönelmeliler? Ya şöyle, şimdi yatırım yapmak çok kolay bir iş değil. Yani çünkü siz bir ev taşıdığınızda bile çok ciddi bir emek sarf ediyorsunuz. İşte maddi manevi zorluklar yaşıyorsunuz. Sonuçta bir şirket açmaktan, bir yatırım yapmaktan bahsediyorsunuz. Çok kolay bir durum değil. Ama yeni yatırımcı Zonguldak'a gelmek istiyor. Yine üzerine basa 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 söylüyorum ama Zonguldak'ta yer problemi var. Yani sanayici geldiğinde OSB'de yatırım yapmak istiyor. Yani şehrin dışında bir yerde yatırım yapmak istemiyor. Dolayısıyla o az önce sorduğunuz soruda aslında cevap. Gökçebey OSB hızlı bir şekilde gelir, yapılırsa, Çaycuma'daki yeni OSB genişletilirse çok çabuk yatırımcı gelir. Mesela bugün bir tane tekstil sektöründe düğme imalatı yapan bir yatırımcı işte gelmek istiyor. İşte geçen hafta bizim bir üyemiz var. Kendisi işte bir yazlık bikini maya üretimi yapan bir dostumuz. Zonguldak'ta üretim yapmak istiyor. Yani birisi 20 kişi çalıştırıyor, birisi 70 kişi çalıştırıyor. Ya bunları alt alta topladığınızda işte kümülatif üretimde iyi bir rakam ediyor. Dolayısıyla yer önemli bir nokta. OSB olursa, OSB'de yerler açılırsa yatırım çok hızlı gelir. Onun için kurum ve kuruluşların bu konuda üzerine düşen görevler yapması gerekiyor diye de öyle söyleyebilirim. Yeterli desteği ve işbirliğini kurum ve kuruluşlardan alabiliyor musunuz? Zonsiyat'a böyle bir destek veya size böyle bir destek var mı? Ya şöyle, Zonsiyat'ın tabii kurum ve kuruluşlar konusunda hiç bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık ama tabii ama eve dönüş projesi kapsamında ben bunun yeterli anlamda desteğini bulmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten üzerine basa basa tekrar söylüyorum. Eve dönüş projesi Türkiye'nin kurtuluşu projesidir. Yani bugün gelişmiş ülkelere baktığınızda, incelediğinizde o ülkelerde nasıl gelişti ortada. Yani Almanya örneğini geçen bir yayında da verdim. Yani Almanya çok farklı işte eyaletlerini geliştirmiş. Bir tarafta beyaz eşya, bir tarafta başka bir araba markası, diğer şehirde başka araba markası. İşte o şehirler gelişmiş ve bir şehre göç almamışlar ve her şehrin ekonomisi yayılmış. Dolayısıyla biz de bu modeli yapmamız lazım. Yani bürokratların ve siyasilerin bu konuda ödünç projesini Türkiye sevdasıyla desteklemesi gerektiğini, Zonguldak sevgisiyle de ayrı bir şekilde Zonguldak konusu desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. O konuda ben de biraz eve dönüş projesi eksik olduğunu düşünüyorum. O konuda bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum Sayın Tıskoğlu. Size başarılar dilerim kongrenizde. Ulusal başkanımız var bizim, evet. Halil İbrahim Bey. Onunla da bir sohbet edelim. Sayın Ece, Halil İbrahim Ece. Evet. Efendim öncelikle izleyicilerimiz için sizi bir tanıyalım. Ben Halil İbrahim Ece. Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Kurucu Genel Başkanıyım. 3 dönem genel başkanlığını yürüttük. Aşağı yukarı 1,5 yıl önce de Necdet Tıskoğlu başkanımıza görevimizi devrettik. Bugün de 4. olan kongremizi inşallah gerçekleştireceğiz.
kongremiz hayırlara vesile olsun. Yeni yönetime ben başarılar diliyorum. Bugüne kadar da görev almış bütün tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu dernekçilik ayrı bir hizmet, gönül işi, gönüllü esaslı bir iş. Bölgemiz için, Zonguldak'ımız için gereken tüm çalışmaları yapıyor. Oradaki insanlarımızı, hemşehrilerimizi katkı sunmak, onlara yardımcı olmak adına. Ben bu vesileyle de kongremize tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Peki sizin bıraktığınız Zonsiyat'tan, sizin kurup büyütüp bıraktığınız Zonsiyat'tan bugünkü Zonsiyat'a baktığınızda neleri farklı görüyorsunuz? Neler daha iyiye gitmiş, neler daha kötüye gitmiş? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani şu an Zonsiyat her geçen gün çıtasını bir üst kademeye çıkartan bir dernek haline geldi. Özellikle Zonguldak bölgemizin doğalgaz bulunmasıyla, yine liman projesiyle Zonguldak bölgesi ilgi artan bir il olarak günümüze çıkmaya başladı. Zonsiyat da bu ilgiden de misyon olarak önemli görevler üstlendi. Eve dönüş projesi adı altında güzel bir proje gerçekleştirdi. İlk yatırımı Necdet Tıskoğlu başkanımız zaten gerçekleştirdi oraya. Ve her geçen gün de oraya yatırım yapmak isteyen iş adamlarımızın telefonlarla bizi arıyor. Bölgemizde böyle yatırım yapmak istiyoruz. İşte önerebileceğimiz dükkan, iş yeri, fabrika var mı? Bize soranlar oluyor. Bölgemizin Zonsiyat sayesinde ilgisinin daha çok arttığını gösteriyor. Tabii Zonsiyat burada önemli bir misyon üstleniyor. İstanbul'la, dünyadaki Zonguldaklarla Zonguldak arasındaki köprüyü sağlayan bir dernek haline geldi. Bu yönden Zonsiyat her geçen gün gerçekten önemli projelere imza atıyor ve bu projelerde inşallah daha çok Zonguldak'ımıza verim alınması noktasında daha çok projelere imza atacağını inanıyorum ben. Teşekkür ederim Sayın Ece. Ben teşekkür ederim. Umarım Zonguldak için güzel başlangıçlara vesile olur. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Avukat Rukiye Karayağız. Zonsiyat Genel Sekreterliği görevini yürüttüm geçen dönem. Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu dönemde inşallah yeni bir görevle çalışmalara devam edeceğim. Yeni göreviniz ne olacak peki bu anlamda? Görevim başkan yardımcılığı görevini bu dönemde yürüteceğim inşallah. Peki Zonsiyat'ın yeni edindiği vizyonlar hakkında neler söylemek istersiniz? Yani bu ortak projeler, üçlü kazan kazan sistemi ve eve dönüş projesi, Zonguldak'a daha fazla katkı sağlayabilecek projeler hakkında neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, bakın biz bir iş insanları derneğiyiz. Dolayısıyla amacımız iş insanlarını bir araya getirmek, onlar arasında bağlantı kurmak, onların birbirleriyle iş yapmasını sağlamak. Birinci amacımız bizim bu. Dolayısıyla bundan sonraki yapacağımız projelerde hep ilk sıraya bunu koyuyoruz, vizyonumuza bunu koyuyoruz. Yeni dönemde amaçlarımızdan bir tanesi de aramızda daha çok kadın görmek. Buna da öncülük etmekten çok mutluyum gerçekten. İnşallah şu sıralarda oturan daha çok kadın olacak önümüzdeki dönemde. Dediğim gibi amacımız iş insanlarını bir araya getirmek. Tabii geçtiğimiz dönemde bir pandemi yaşadığımız için sosyal sorumluluk projelerimiz de biraz ağırlıkta oldu. Elbette onlar da devam edecek. Ama bundan sonrası için inşallah pandemi etkilerinin de azaldığını görerek daha çok bir araya geleceğiz, daha çok düşüneceğiz, şehrimize daha çok katkı sağlayacağız. Türkiye'deki kadınlara, girişimci olmak isteyen veya iş insanı olmak isteyen kadınlara nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz, neler söylersiniz? Kadınlarımız aslında artık okuyorlar, iş hayatındalar, cesaretliler. Sadece bir adım geride kalmalılar mı diye bazen bir tereddüt oluşabiliyor onlarda. Kadın olmak gerçekten zor. İşle birlikte yürüttüğünüz başka bir sürü sorumluluk var. Ama inanın isteyince hepsi birlikte yürüyebiliyor. Herkes bir adım atsın. İlk adım attıktan sonra gerçekten çok kolay. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet, efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Erol Nalmat benim ismim. Ambalaj ve matbaa işiyle uğraşıyorum. İstanbul Topkapı'da 50 kişilik bir personelle iş yapmaktayız. Eve dönüş düşünüyor musunuz? Yani planlarımızın arasında bunlar var. Tabii bunlar kolay işler değil. Yani yerleşik düzeni buradan bir anda alıp başka bir yere taşımak kolay işler değil. Ama ek yatırımlar kapsamında işte başkanımız gibi biz de yeni dönemde inşallah o tarafa, yani çok büyük çaplı firmayı taşıyacak şekilde değil de ilave şubeleşme gibi bir orada bir projemiz olacak inşallah. Teşekkür ediyorum. Üçlü kazan kazan sistemi
Bunu bize anlatabilir misiniz? Vizyonları, Zonsiyat'ın vizyonları arasında yer alan üçlü kazan kazan sistemiyle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Yani şimdi burada hem o tarafa bölgemize yatırım yapmakla... Ya da şöyle sorayım, bu ortak projeler bu anlamda Zonsiyat'ın sizi arada birleştirici olduğu bir misyon var, bir vizyon var ortada. Evet. Bu anlamda nasıl faydalar sağlıyorsunuz? Yani şimdi burada tabii insanın en önemli projelerimizden biri eve dönüş projesi olduğu için hem orada bize bölgede yer tesisleri, hem orada işte ondan sonra o bölgeye yerleştikten sonra istihdama yönelik oradaki bölge insanımıza işte fayda sağlayan unsurlar olacak. Tabii orada devletin vermiş olduğu teşvikler de çok önemli. Yani bu sayede hem işçi kazanacak, hem işveren kazanacak, hem bölgemiz kazanacak. Yani önümüzdeki dönemde buna daha çok ağırlık vereceğiz. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Avukat Ömer Emeç ben. Zonsiyat Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da Genç Zonsiyat Başkanlık görevini yürütmekteyim. Derneğimiz özellikle genç iş insanlarını bir araya getirme adına güzel faaliyetler gerçekleştiriyor. Başkanımız Necdet Bey şehrimize güzel bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın genç girişimcilere de örnek olmasını diliyoruz. Dolayısıyla kendisi gibi önem arz eden yatırımları gerçekleştirebilmek adına genç arkadaşlarımızı bir araya toplamaya çalışıyoruz. Derneğimizin bu aşamadan sonra da faaliyetleri devam edecektir. Herkese teşekkür ederim. Gelen misafirlerimize de ayaklarına sağlık. Siz peki bu işin içinde bu yönetim kurulundasınız ve bu görevi üstleniyorsunuz. Genç başkan görevini üstleniyorsunuz sanırım. Peki gençler bu anlamda ilgili mi yani? Ya da gençler için nasıl etkinlikler düzenlemeyi düşünüyorsunuz ilerleyen süreçte? Şöyle izah edeyim. Bizim derneğimiz esasen Sanayici ve İş İnsanları Derneği adı altında bir dernek olduğu için ilk planda genç girişimci olan, genç Zonsiyat açısından baktığımızda genç girişimci olan hemşerilerimizi veya başka arkadaşlarımızı bir araya getirmek adına faaliyetler yürütüyoruz. Ama bunun yanında bu koronavirüs sebebiyle meydana gelen olumsuz etkilerden dolayı insanları bir araya getirmemizde çeşitli zorluklar yaşadık şimdiye kadar. Ama bu aşılanma sayılarının artmasıyla beraber insanları daha çok bir araya getirip özellikle gençlere yol gösterici olan, bu alanda daha önce ticari alanda önemli kariyere sahip olan insanlarla beraber çeşitli seminerler, konferanslar düzenleyip onlara adeta bir yol haritası çizmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde faaliyetler gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılar dilerim. Sayın Başkan, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de sağ olun. Zonguldaklı izleyicilerimiz ve Zonguldak'ta yaşayan, sizin bölgenizde yaşayan ve onların dışında yaşayan insanlar için, İstanbul'da yaşayan Zonguldaklılar için, İzmir'de yaşayan, Manisa'da yaşayan, Bursa'da yaşayan, diğer sanayi bölgelerinde yaşayan, Almanya'da yaşayan, Amerika'dan bizi takip eden Zonguldaklılar için kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Zonguldak Merkez Karahan Beldesi Belediye Başkanıyım, birinci dönemim. Bugün buradaki Zonsiyat Derneği yönetim kurulu arkadaşlarımız ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Necdet Sıkoğlu'nun tekrarından güven tazeleme olayından dolayı toplantılarına kendileri davet ettiler, biz icabet ettik. Kendileriyle gurur duyuyorum. Bölgemizin yetiştirmiş olduğu bir değerlerdir. Bölgemizdeki göçün başlangıcındaki 90'lı yılların ilk kuşağın, yani göçün ilk kuşağı, yurt içi ilk kuşağının yetiştirdiği değerlerdir. Kendileri gördüğümüz gibi solunda şu an iş adamları da var. Dolayısıyla iş adamları olduğu gibi iş adamları derneği de kurmuşlar ki kendilerinin birlik ve beraberlik içinde, ahenk içinde çalıştıklarını bizlere gösteriyorlar. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Peki Zonsiyat'ın yerel yatırımlar anlamındaki faaliyetlerine aslında şöyle bir destek verilseydi, şu kadar desteklenseydi ya da bu yapılsaydı dediğiniz, evet ya bu zaman bu yapılırsa Zonguldak'a gelecek yatırım da artar, bu faaliyet daha da desteklenir dediğiniz şeyler var mı siyaseten? Şimdi öncelikle Zonsiyat olaraktan şahsım adına konuşayım, tanıyalı 16 ay oldu.
16 ay önce Necdet Bey'in bizi aramasıyla, Necdet Bey'in yanındaki yönetim kurulu arkadaşlarımızın bizi aramasıyla biz kendilerini tanımış ve Zonsiyat tanımış olduk. Zonsiyat'la gurur duyduğumuzu az önce zaten ifade etmiştim. Dolayısıyla bizler bizden göç etmiş kardeşlerimizin tekrarından bize dönmeleri için şu olsaydı bu olsaydı şeklinde derken bizler onlar için ne olması gerekiyorsa yapıyor durumda zaten olmamız lazım. Yani bu olsaydı gitseydi şeklinde değil. Ne isteniyorsa bölge topraklarımızın kalkınması için kendilerine bir ortam oluşturmak, kendilerinin de bizim bölgemizde ahenk içinde çalışmalarını sağlamamız için elimizden geleni hem siyasi olarak hem ticaret olarak, ticari olarak hem halk olarak hem vatandaş olarak elimizden geleni kendilerine cezbedici bir şekilde kendi bölgemizde yatırım yapmaları hususunda kendilerine bütün imkanları sunmamız lazım. Olduğu gerektiği içindeyim. Dolayısıyla geçmiş günlerde yaklaşık bir yıl kadar bir zaman içinde, bir yıl olmadı ama yaklaşık bir yıl kadar bir zaman içinde Zonsiyat Başkanımız Necdet İskoğlu'nun kendisinin bölgemizde Erkap kabloyu kurmasıyla şu an kiralık bir pozisyon devam ediyor ama inanıyorum ki filizleri atıldı, filizleri dikildi, bu fidan dikildi, bu fidan bizim bölgemizde meyve vereceğine inanıyorum. Dolayısıyla ilk adımı atmak arkasından gelebileceklerin bir öncüsü olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu ilk adım atan kişinin bölgemizden göçmüş olan bir gurbetçinin tekrarından bölgemize yatırım yapmak istemesi bizim için onur verici bir duygu. Onun için bizim şahıs olarak, birey olarak, iş adamı olarak, siyasiler olarak elimizden geleni yapmamız lazım. O olsaydı, bu olsaydı şeklindeki mazeretleri bir kenara bırakmamız lazım. Dolayısıyla bölgemize taze kan ve acil bir yatırımlar gerekiyor. Peki sizin Karaman Belediye Başkanı olarak bölgeye bir yatırım çekme mücadeleniz var mı? İkili görüşmelerde bulunuyor musunuz veya grup halinde görüşmeler yapıyor musunuz? Karaman için böyle bir umut var mı? Yakın mı? Şimdi bölgelere yatırım çekebilmek için bölgelerin konumu çok önemlidir. Bizim bölgemiz ufak bir bölge. Aynı zamanda coğrafi konumlar çok önemlidir. Önemli olan sanayileşmenin, sanayicinin gelebilmesi için uygun fizibilitelerin yapılabileceği, yapılmış, hali hazır yerlerin keşif yapma zamanını kaybetmekten ziyade ani ve direkt yatırımlara girilmesi lazım. Dolayısıyla bizim bölgemizde bunların fizibilitesi yapılmış yerlerimiz var. Örneğin Filyos Vadi projemiz var. Örneğin Perşembe Organize Sanayimiz var. Örneğin Gökçebe OSB kurulum aşamasında. Bakacakada da kuruluyor. Yani her tarafın OSB olması şart değil. Belirli bir yerler tarım arazisi olabilir. Belirli bir yerler konut arazisi, konut için kullanılabilecek imar açık araziler olabilir. Belirli bir yerler sanayi için kullanılabilir. Dolayısıyla yatırım demek her tarafa aynı anda güneş gibi ışık vurması demek değil. Belirli bir yerlerde konut arazileri, belirli bir yerlerde tarım arazileri, diğer yerlerde sanayi arazilerini yaparaktan bunlar oluşturabileceğine inancı içindeyiz. Bizim zaten bölgelerimizde altyapısını oluşturulabilecek yerlerin coğrafi konum itibariyle uygun alanlarımızın kendilerine sunulması, engel konulmaması görüşler hakkında biz kendilerine seferber olmamız lazım. Bu görüşteyim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ettim kardeşim, sağ olun. Necdet Bey. Son bir röportaj daha verelim. Evet. Zonsiyat Kongresi'nden İstanbul'dan canlı yayındayız. Röportajlarımız devam ediyor. Merhabalar efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Doktor Aydın ben. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. İstanbul'da çalışıyorum Zonguldaklı olarak. Bugün Zonsiyat'ın toplantısı için buradayız. Arkadaşlarımızla birlikte Zonguldak için Zonsiyat camiası olarak elimizden gelen neyse, orada tabii biliyorsunuz bazı aktiviteler yapıyoruz, bazı yardım kampanyalarımız oldu. Bunlara devam edeceğiz, bunları planlayacağız yeni yıllarda Necdet Bey ile birlikte. Buradan hemşerilerime selam gönderiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Siz peki bu ortak projeler hakkında, üçlü kazan kazan sistemi hakkında, aslında yani sizin çok fazla alanınız değil. Yani bu anlamda yatırımcı mısınız diye bir düşünmek gerekir. Ben doktorum. Evet, yani o yüzden diyorum. O yüzden diyorum. Yani üçlü kazan kazan ilişkileri sizin sektörünüzde çok aktif olmaz. Yani üçlü kazan kazan, İşte hem üretici hem tüketici hem bölge halkının kazanması, yani ya da üç üretici arasındaki işbirliğinden ya da üç sağlayıcı arasındaki işbirliğinden. Mesela sizin farz ediyorum ki ürettiğiniz bir medikal cihaz üretmiyorsunuz tabii ki, o anlamda demiyorum. Bunun benim nakliyem aracılığıyla Tıskoğlu'na gitmesi, Tıskoğlu'nun da onu satarak bundan
şey yapması, kar elde etmesi. Böyle bir üçlü kazan kazan sistemi var. Bunun dışında tabii teorik anlamda da işte üretici, iş gücü ve bölge halkının kazancı anlamında da bir kazan kazan projesinden bahsedilebilir. Ya aslında şimdi bu son dönemlerde bu eve dönüş projesiyle ilgili bir atılım başlattı Zonsiyat. Ben onun çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Aslında bütün Türkiye için mantıklı bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük merkezlere çok ciddi göç var, özellikle İstanbul'a. Ve ekonominin tamamı İstanbul'da dönüyor. Bütün alışveriş İstanbul'da dönüyor. Ama ülkemiz biliyorsunuz deprem kuşağında, aynı zamanda yani doğal afetler olabilir. Ve kırsal kesim, daha böyle doğu, bizim işte İç Anadolu gibi ya da Batı Karadeniz'in illeri gibi. O bölgelerde, o bölgelere ait sanayiciler İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, büyük şehirlerde çalışıyorlar. Kendi bölgelerine yatırım yaptıklarında, o bölgede de bir istihdam oluştuğunda bir şekilde bölge halkı da bundan yararlanacak, ülke ekonomisi de bundan yararlanacak diye düşünüyorum. Açıkçası bu eve dönüş projesi çok mantıklı ve akıllıca bir proje. Türkiye için, sadece Zonguldak için değil. Peki bir doktor olarak veya bir insan olarak İstanbul'da yaşamaktan memnun musunuz? Evet, İstanbul şöyle bir fırsat sağlıyor bize. İstanbul'da çok fazla olanağımız oluyor tabii. Bizim bazı tedavilere ya da tedavileri sunma imkanımız oluyor. Burada daha fazla kişiyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Daha fazla çeşit hastalık burada görebiliyoruz biz. Burada tabii biraz daha bu network dediğimiz şey daha gelişmiş durumda. Daha fazla bağlantı. Bir de uluslararası bir şehir İstanbul. İstanbul'da bütün milletten insanlar var. İstanbul'da mesela Zonguldak'ta ya da küçük bir şehirde bir Somalili ile ya da bir Güney Afrikalı ile karşılaşmayabilirsiniz. Ama İstanbul'da her milletten insanla bir şekilde iletişim halinde olma şansınız oluyor. O nedenle iş fırsatları açısından İstanbul'da olmak bir miktar daha o bağlantıları sağlamak açısından daha avantajlı olabilir. Hekim olarak da burada tabii çok büyük bir portföye hitap ediyoruz biz. Kendinizi geliştirmek isterseniz İstanbul'da gerçekten işinizi geliştirmek için, mesleğinizi geliştirmek için doğru adımlar atarsanız tabii başarılı olma şansınız çok yüksek. Son olarak şunu sorayım size. Zonguldak basını takip ediyorsanız şayet, şu an Zonguldak hastanelerinde medikal tıbbi onkolog eksiği var. Hatta yok. Şu an kanser hastaları yeterli tedavi göremiyor. Yeterli imkana ulaşamıyorlar. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu sorun nasıl aşılabilir? Doktorlar Zonguldak'ta yaşamak mı istemiyor? Zonguldak doktorlar için kötü bir yer mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Yani son zamanlarda biliyorsunuz bu malum korona salgını nedeniyle sağlık sistemi bundan çok fazla etkilendi. Tabii bazı branşların bazı illerde, bazı hatta bölgelerde çok nadiren bulunduğunu biliyoruz. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çok güzel bir politikası var. Bu şu anda bildiğim kadarıyla, ben özel olarak çalışıyorum tabii, istifaları bile, yer değişimlerini bile sınırlandırmış durumdalar. Yani sonuçta tıbbi onkoloji tabii ki çok önemli bir branş. Özellikle Zonguldak için çok önemli bir branş. Çünkü onkoloji biliyorsunuz kanser tedavisiyle ilgilenen bir branş. Ve Zonguldak'ta bu birimin eksik olması büyük bir eksiklik. Konuyla ilgili çok fazla bir bilgim yok. Ama gerekli düzenlemeler yapılır. Tıbbi onkoloji bölümünde yeterince doktor var aslında Türkiye'de. Bir şekilde oraya bir görevlendirmeyle, geçici görevlendirmeyle bir hekim aslında görevlendirilebilir. Orada üniversite de var sonuçta Zonguldak'ta. Konuyla ilgili çok detaylı bilgi sahibi olmadığım için bu şekilde bir yorum yapabilirim size. Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Evet, İstanbul'dan Bahçeli Evler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nden canlı yayındayız. Şu an Zonsiyat Kongresi başlamak üzere. Zonsiyat, kameraman arkadaşım da arkaya gösterirse, Zonsiyat, Zonguldaklı iş insanlarını, sanayicileri bir araya getiriyor ve Zonguldak'a eve dönüş projesi kapsamında yatırım yapmaya davet ediyor ve aynı zamanda ortak projeler geliştirerek, evet, konuşmalar başladı, ben susuyorum. Hoş geldiniz. Kongremiz için yeterli olan imza sayısı mevcuttur. Olağan kongre sürecimize başlıyoruz. Kongre sürecimizi yönetmek için
divan heyeti seçimimizi gerçekleştireceğiz. Divan kurulu ile alakalı önerisi olan üyelerimizin yazılı olarak kürsüye iletmelerini rica ediyoruz. Elimizde mevcut olan bir öneri var. Sizlere okuyorum. Necdet Tıskoğlu ve arkadaşlarından gelen bir önerimiz var. Biz aşağıda imzası bulunan Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri olarak 26.06.2021 tarihinde gerçekleşecek olan derneğimizin olağan seçimli genel kurulunda divan başkanlığına Uğur Dağı, katip üyeliklerine Neşe Parlakçı ve Berin Tıskoğlu'nu öneriyoruz. Oylamanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sahneye Uğur Dağ, Neşe Parlakçı ve Berin Tıskoğlu'nu davet ediyorum. Ses. Sunucu arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Zonguldak Sanayici İş İnsanları Derneği'nin olağan kongresine hepiniz hoş geldiniz. Bizleri divan kuruluna seçtiğiniz için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak gündemimizle alakalı sizlere bilgi vermek istiyorum. Açılış konuşmamızı arkadaşımız yaptı. Divan heyeti seçimini gerçekleştirdik. Divan heyetine imza etkisini vereceğiz. Biraz sonra genel kurul olarak. Ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı konuşmacılarımız var. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası var. Mali raporunun okunması ve ibrası var. Denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası var. Federasyonlara göre konusunda yine yönetim kuruluna yetki verilmesi var. İktisadi işletme açılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi var. Gayrimenkul alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi var. Tüzük değişikliğimiz var. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi var. Dilek ve temeller ardından kapanışta günlerimizi tamamlayacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar gündemimizin ilk maddesini Nalan Hanım gerçekleştirdi. İkinci maddesinde divan heyeti olarak bizler seçildik. Üçüncü maddesinde yine seçmiş olduğumuz divanın imza etkisinin verilmesiyle alakalı bir oylama gerçekleştireceğiz. Az önce tarafımızdan seçilmiş olan biz divan kurulu üyelerine imza etkisinin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, teşekkürler. Arkadaşlar eğer bir sesli bir sıkıntımız yoksa Gazi Mustafa Kemal'in sesli arkadaşları için bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı zevk birlikte okuyacağız. Buyurun lütfen.
Gazi Mustafa Kemal Türk ve sizler arkadaşlarım bir kere daha hep birlikte rahmet dağılıyoruz. Arkadaşlar, gündemimizin birinci maddesini gerçekleştirdik, ikinci maddesini gerçekleştirdik, üçüncü maddesini gerçekleştirdik, dördüncü maddede saygı uçuşlar marşını gerçekleştirdik, beşinci maddemizde konuşmacılarımız olacak, misafirlerimiz olacak, ardından derneğimizin başkanı Necdet Bey'in bir konuşması olacak. Konuşmalarla alakalı sizlerden diyeceğim, sahnede köşede ben sizi uyarmak istemiyorum. İki dakikayla sınırlandırabilirsek arkadaşlarım da burada bana yardımcı olacaklar. En azından biraz daha gündemi kısa tutup kongreyi biraz daha erken kapatabiliriz diye düşünüyorum. Mevcut yönetimin de görüşü aynı şekildedir. Konuyla alakalı bize sıkıntı çıkartmayacağınızı umuyorum. Eğer ki müsaitse Zorlu Silah Kurumsal Başkanı Sayın Halil İbrahim Ece'yi konuşmalarını yapmak için köşeye davet ediyorum. Zonguldak'ımıza dönüş, Zonguldak ilimize dönüş projesiydi. Bu dönüş projesi gerçekten çok büyük ilgiyle karşılandı. Zaman zaman bizi de arayan iş adamlarımız oluyor. Zonguldak'ta kiralık yer var mı veya işte yatırımlık yerler var mı bize soruluyor. Bu proje gerçekten önemli. Zonguldak'ımızın da son yıllarda doğalgazın bulunmasıyla Filios proje limanında faaliyete geçmesiyle ilgi arttı. İnşallah Zonsiyat da bu misyonu, vizyonu en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Ben bugüne kadar görev yapmış tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni göreve gelecek olan yeni yönetime de başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Ece'ye çok teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleri için, ideal bulguları için. Konuşma sırası Kara Elmas Kalkınma Derneği Başkanı Sayın Metin Karadağ. Sayın Kara, buyurun lütfen. Sayın Divan, değerli dostlar, değerli hemşehrilerimiz, değerli misafirlerimiz. Ben sabahleyin bir yerde gene misafirlerimiz vardı. Protokol konuşmalarını oldum olası beceremem. Samimiyetinizi ve affınıza sığınıyorum. Sürçülisan da desek affola. Biz Kara Elmas Kalkınma Derneği olarak hem Zonguldak Dernekleri Federasyonumuzun hem de Zonguldak Sanayi İş Adamları Derneğimizin çözüm ortağıyız. Bilimsel, akademik projeler, fikirler, düşünceler üreten bir düşünce kuruluşu gibi çalışıyoruz. Sabahleyin çok değerli konuklarımız vardı. Biz Batı Karadeniz'e, Zonguldak'a, bölgemize dikkat çektik. Şimdi Zonguldak'ın tarihine baktığımızda zenginliklerle dolu. Endüstrinin başkenti aslında. Türkiye sanayisinin bugünlere gelmesinde bir Almanya gerçeği yokken Acıvatan, bir İstanbul Marmara yokken Zonguldak 200 yıldan bu yana Anadolu'yu sırtında taşımış, beşik olmuş, kucak açmış. Kime rastlasak Zonguldak illa yolu geçmiş, değmiş. Biz bölgemizin, Zonguldak'ımızın, Bartın, Karabük'ü ile beraber, tabii Batı Karadeniz İş İnsanları Federasyonu Başkanımız da mutlaka konuşması vardır. Biz bölgemizin bir yazılım cenneti, bir endüstri başkenti olması iddiamız var. Bu know-how'umuzu çok güçlü. Metropollerde yaşayan Bartın, Karabük, Zonguldak'ta dahil olmak üzere 2 milyonun üzerinde hemşerimiz var. Buyurun, biz sizin hepinizi, bugün aramızda Zonguldaklı, Bartın, Karabüklü olmayan çok değerli hemşerilerimiz de var. Zonguldak bir Anadolu'dur aslında, bir İstanbul'dur. Öyleyse buyurun gelin. Tekraren söylüyorum. Ben daha önce de birkaç yerde bunu söyledim. Yakın zamanda Filios'a bir ziyaretimiz oldu. Bölgemizle ilgili Çaycuma'da 2 günlük teknik gezi yaptık. Bu Alaplı ile Ereğli ile Zonguldak'la, Devrek'le, Gökçebe ile artı yatırım bekleyen tüm alanlarımızda Bartın ve Karabük, sonra Batı Karadeniz tümüyle Anadolu'ya örnek olabilecek bir model çalışmanın peşindeyiz. Pilot bir çalışmanın. Bunun gerçeğe dönüşmesi çok zor değil. Her şey bir hayalle başlıyor. Bu rüya ben bir eğitimci olarak 20 yıl öncesinden bu yana devam ediyor. Bunu yakın zamanda paylaşacağız.
Biz Zonsiyat'ı kardeş kuruluşumuz, bir aile biz olarak görüyoruz. Zondef de bizim çatı kuruluşumuz. Zaman zaman yanlış anlaşımlar oluyor. Her ailede olduğu gibi olabilir. Lütfen, bizim bölge insanları çok çabuk kırılıyor. Çok çabuk inciniyor. İşte al misketlerini, ver misketlerimizi. Yıllar sonra bakıyoruz ki sudan sebeplerle biz bir araya gelememişiz. Biz dediğim gibi gelin bir olalım, beraber olalım. Bizim yeni nesile, gelecek kuşaklara borcumuz var. Biz büyüklerimizden, ceddimizden örgütlü yapılar miras kalmadı. Hep eskileri şikayet ediyoruz. Etmeyelim. Bugün yeni bir gün olsun. Tarihi bir başlangıcımız olsun. Sadece Zonguldak değil, Batı Karadeniz, Anadolu, 81 ilimiz bizden aslında hizmet bekliyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Eğer biz birlik olursak, beraberlik olursak, beraber olsak, Zonguldak'ın dünyada yaşayan, Zonguldak'tan bahsediyorum, 1,5 milyon yakın evladı var, merkez dahil. Dünyanın dört bir bölgesinde, 7 kıtada. Dedim ya, ortak akılda buluşabilirsek, eğer bu projeleri hayata geçirebilirsek, bu ülkenin bize de çok ihtiyacı var. Eğer biz Çaycuma'da bir toplantıda şunu söylemiştim. Eğer biz yeni nesile, gelecek kuşaklara biz bir mirası bırakamazsak, birlik beraberlik projelerimizi, bu çocuklar bizim ardımızdan söverler arkadaşlar. Hakikaten söverler. Yeni nesil Y, Z kuşağı dediğimiz bize çok ihtiyacı olan, şu an bir dönemi yaşıyorlar. Belki konjonktürel bir durum bu, bilemem. Ama bizim eğitimciler olarak, işte sanayici, iş adamı, bilim adamı, akademisyen, bürokrat, siyasetçi, hepimizin seferber olması lazım. Bizim ülke olarak topyekun seferberliğe ihtiyacımız var. Biz bunun birkaç ay öncesinden şeyini verdik, emarelerini. Buyurun hep beraber seferber olalım. Bu Anadolu bizim, bu çocuklar, evlatlar bizim. Hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Arkamızdan bu çocuklar rahmet ve fatiha okusunlar. Ben şunu şöyle özetliyorum. Hocam çok özür dilerim, toparlayabilirim. Tamam. 4x100 bayrak yarışı gibi görüyorum. İlk 100 metreyi biz koştuk. 25 yıl. İkinci 25 yıl için genç arkadaşlarımız var. Onlara bayrağı teslim edelim. Onlar da bizden ne gördülerse devam edeceklerdir. Ben bu kongremizin hayırlara vesile olması, yeni bir başlangıç olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayınlara çok teşekkür ediyoruz. Sahneye çıkarken bir cümle kullandınız. Protokol konuşmalarını beceremiyorum diye. Bence çok samimi güzel konuştunuz. Ayrıca teşekkür ediyorum size efendim. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler, yine memleketimizin, ben Zonguldaklıyım ama manevi olarak Necdet Bey'in Zonguldaklı ilan etti. Manevi olarak Zonguldaklı bir hemşerim, Vakıflar Bankası'nın Sancaktepe Şube Müdürü Sayın Olcay Acar bizlerle birlikte. O da kısa bir başarı hikayesini bizlerle paylaşmak istiyor. Kıymetli misafirimiz burada, Seyahat Kürsü'ye davet ediyorum kendisini. Buyurun. Merhabalar öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Necdet Başkanım gerçekten çok büyük teveccüh gösterdi benim için. Ben bu tür toplantılarda gerçekten Metin Hocam gibi konuşmaya alışkın değilim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bugünkü kurulun da herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben de bir Zonguldaklı, bir Çaycumalı olarak elimden geldiğince, tabii sizler iş tarafında, bizler de kendim finansman tarafında, finans tarafında elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Zonguldak Çaycumalıyım, bunu belirtmiştim. Çok uzatmak da istemiyorum. Zonguldak Çelikel Lisesi'nden mezun olmuştum. Akabinde Ankara, 13-14 yıllık bir bankacılık geçmişim var. Dediğim gibi bu ailenin içerisinde İbrahim Başkanım'la beraber yer almaya başladım. Elimden geldiğince her toplantıya katılmaya çalıştım ve bu ailenin içerisinde gerçekten çok değerli iş insanlarıyla tanışma fırsatı yakaladım. Ve bundan sonra da bu aile içerisinde yer alan her bir iş adamı arkadaşımıza, tabii el verdiği sürece, kendi uzmanlık alanımda elimden geldiğince desteklemeye devam edeceğim. Tekrar bu kurulun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum başkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Sayın Acar'a güzel bölümde düşünceleri için. Arkadaşlar konuşmama sıramız bayağı kabarık. O yüzden kısa kısa gidersek çok
memnun olurum. Şimdi konuşma sıramız Batı Karadeniz Sanayici İş İnsanları Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Külak'ta. Sayın Külak, buyurun. Sayın Divan, sevgili Hazrun, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Kısaca bir Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekler Federasyonu'ndan bahsederek hangi konumuzda olduğumuza gelmek istiyorum, duygularımı açıklamak istiyorum. Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekler Federasyonumuz bizim. TÜRKONFED'e bağlı, TÜSİAD'ın içinde bulunduğu TÜRKONFED'e bağlı, Türkiye'de 26 federasyonu, bölgesel federasyonu, 4 tane de sektörel federasyonu olan bir örgüt çatısı altında. Bizim de Batı Karadeniz'de örgütlendiğimiz 9 tane iş insanları derneklerimiz var. İstanbul'daki Zonguldaklılarımızı ve Zonsiyat'ı öteden beri izliyoruz. Sizin çabalarınızı görüyoruz. Bugün geldiğiniz noktada çok yol kat ettiğinizi görüyorum. Sevinçle karşılıyoruz. Bundan sonra da bölgemizle gerek bilgi, gerekse teknoloji aktarımı, paylaşımı, hele hele eve dönüş projesiyle gerçekleştirilecek katkılarınızdan dolayı bundan sonra şükranla çalışmaya da hazırız. Türkiye'nin %98'i KOBİ'lerden oluşuyor. Küçük ve orta boylu işletmeler STK'lara el attıkça, STK'lar da güçlendikçe el birliğiyle ekonomik ve sosyal çözümler de hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ekonomik kalkınmanın dinamikleri yine küçük işletmelerden geçiyor. Bölgemizde sermaye birikimi diğer bölgelere nazaran zayıf olsa da, devlet katkıları daha fazla olsa da bunlar sizin gibi değerli STK'ların güçlenerek küçük işletmelerde güç katacağına düşünerek bu yolda başarıyla çalışmalarınızı kutluyor ve devamını diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimle tekrar selamlıyorum. Teşekkür ederim diyorum. Sayın Kulak, çok teşekkür ediyoruz. Misafirlerinizle bizi onurlandırdınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Kıymetli misafirler, Ereğli Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Birkan Demirel'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Demirel. Yeni yönetim Zonguldak'ımıza, bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni seçilecek yönetime de şimdiden başarılar dilerim. Teşekkürler. Sayın Yüce, çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler, Ereğli Dernekler, özür dilerim, Karabük Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Hulusi Karadayı. Sayın Karadayı, buyurun lütfen. Merhabalar. Sayın Karaelmaslar diyelim. Değerli başkanım, o şekilde anons edersek, çünkü hepimiz Karaelmaslıyız. Bunun için söylüyorum. Zonguldak Bartın Karabük üçgeni bir bütün. Siyasiler her ne kadar bizleri bölme anlamında tabela olarak ayırdılarsa bile gönlümüz Karaelmas. Bana sorduklarında nerelisin? Düşünüyorum. Yalan mı söyleyeyim diyorum ya başkanım. Yeniceliyim, Gökçebey'de oturuyorum ama ben Zonguldaklıyım. Karaelmaslıyım. Değerli dostlar, evet, anons edildiği üzere Karabükler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Sayın Başkan'ın Zonsiyat'ta görev almasından sonra bir kurumsallaşmış kurum olarak gördüm ve bununla büyük gurur duyuyorum. Sadece sizlerden bir tek istirhamım var. Lütfen, ama lütfen, o deminki güzel alkışlarınızı hanımlarımız için, kadınlarımız için ve her kadını kongre ve olağan ya da olağanüstü kongrelerde yanımızda alalım. Ne olur?
O kadar basit bir şey bu. Gelen hanımefendilere başta eşim olmak kaydıyla teşekkürler ediyorum, saygılar sunuyorum. Hulusi Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin az önce söylemiş olduğunuz nasihatleri öncesinden benimseyerek yanıma iki hanımefendiyle beraber kürsüye çıkmayı uygun buldum. Bu noktada vermiş olduğunuz nasihat bizlere büyük ölçüde destek oldu efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler, Tekdar Başkanı Sayın Murat Çatalca. Sayın Çatalca, buyurun efendim. Sayın Divan, kıymetli hazurum, biz de sizin Ankara'daki bir hemşehriniziz. Ereğli'de oturuyorum, Karabüklüyüm. Tekdar olarak 1959'da kurulmuş bir meslek kuruluşuyuz. Yurt içinde 38 ilde, yurt dışında 14 ülkedeyiz. Buradaki hemşehrilerimize, genel kurulumuza Amerika'dan, Çin'den, Güney Afrika'dan, İspanya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Irak'tan, yurt dışındaki tüm şubelerimizden, yurt içindeki tüm şube başkanlarımızdan selam getirdim. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zonsiyat'ın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Selamlarınız için teşekkür ediyoruz. Biz de bizi soranlara sizden yana selam gönderiyoruz. İletmeniz umuduyla. Kıymetli misafirler, Sultan Gazi Zonguldak Dernekleri Başkanı Sayın Şenol Biro Kabarık. Sayın Kabarık, buyurun lütfen. Sayın Divan, değerli misafirlerimiz, değerli onursal başkanımız, Zonsiyat Başkanımız ve değerli Zonguldak ailesi, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sultan Gazi Zonguldaklar Dernek Başkanıyım. Zonsiyat'la ilgili Sayın Halil İbrahim Ece Başkanımızla birlikte, çalışmalarımızla beraber Sayın Necdet Başkanımıza devretmiştik yönetim olarak. Ve yapmış oldukları çalışmaları takdirle izliyoruz. Zonguldak'ımıza, Zonguldaklı iş insanları olarak yapmış oldukları projelerle de çok daha değer kattılar. İnşallah bundan sonra da daha da değer katacaklarına ben inanıyorum. Bugün burada Zonsiyat ve diğer dernek başkanlarımızın olması daha da Zonguldak'ımızın geleceğinin daha da güçlü olacağını görüyoruz. Tabii buralara bu çalışmalar kolay olmadı. Buradaki iş insanlarımız ve daha da katılacak iş insanlarımız olmalı. Daha da güçlü olmalı. Zonguldak'ta Sayın Başkanımızın ve yönetiminin başlatmış olduğu eve dönüş projesi gerçekten önemli. İnşallah daha da iyi projeler olacağına inanıyorum. Ben de buradan hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah hayırlı olsun diyorum hepinize. Sayın Kabarık, naif konuşmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler, benim de oturmuş olduğum ilçe olan Beylikdüzü'nün Zonguldaklar Derneği Başkanı Sayın Yakup Alacalı. Sayın Alacalı, buyurun lütfen. Sayın Divan, Sayın Onursal Başkanımız, Halil İbrahim Ece, Ayrıca Yoldaşımız, çok değerli başkanım Necdet Sıkoğlu, saygıdeğer misafirlerimiz, hanımefendiler, öncelikle bu güzel günümüzü bizi yalnız bırakmanız, hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Şimdi ben fazla derneklerden konuşmayacağım, biraz siyasi konuşacağım, kusura bakmayın. Fazla bir meslek olur ya. Tabii ki, ama şöyle. Şimdi ben bakıyorum burada Kastamonu var, Karabüklü var, değil mi? Batınlı var, evet. O yüzden diyorum ki ben İstanbul'da ne olsun istersiniz, Fedros'umuz var bir tane ama
Batık Karadeniz Dernekler Federasyonu kurulması isteriz. Bu kalabalıkta, bu güzel ortamda, yani Zonguldak'ın federasyonu var ama biz, az önce dedi ya Hulusi Bey, ben kendim Zonguldaklı, Silip Karabüklü. Tabii ki doğru söylüyor. Karabük'te bir, Kastamonu'da bir, Bartın'da bir. Biz birleştireceğiz ve ben gerçekten diyorum İstanbul'da Batık Karadeniz Dernekler Federasyonu kurulmasını istiyoruz. İnşallah kurarız. Ayrıca şöyle bir bakıyorum, noksanlarını görüyorum buralarda. Biraz sistem etmek istiyorum ama Necdet Başkan gözümün içine bakıyor. Anladılar benim ne demek istediğimi. Biz yolumuza devam edelim. Kendimi ayın 4'ündeki Başkanlar Kurulu toplantısına saklayacağım enerjimi. Burada fazla tüketmek istemiyorum. Herkes kendini bilir. Ne demek istediğimi de anladılar. Ben yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Ve Necdet Özkan'ı tekrar alkışlıyorum. Zonguldaklar için çaba sarf ettiğini görüyorum. Evet, dönüş politikini başlattığı için. O yüzden başkanım gönlümdesin. Her zaman yanındayım. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Avacı, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler, yaklaşık 5 konuşmacımız daha var. Ondan sonra gündemimize devam edeceğiz. Ama tabii önemli konuklarımız var. Teker teker sizlerle buluşmak, sizlere hoş geldin demek istiyorlar. Konuşma sıramız Avrupa Zonguldaklar Derneği Başkanı Sayın Mehmet Karakulak'ta. Sayın Karakulak, buyurun lütfen. Sayın Divan Üyeleri, değerli konuklarımız, Sayın Necdet Başkanım ve Yönetim Kurulu ve diğer konuklarımız. Gerçekten ben buraya çıkmak için hiç planım yoktu. Saklıgan'ın gelip şurada köşede bir oturup takip edip Necdet Başkanımızın da yanında olduğunu kanıtlamak için gece yollardaydık. Gelirken de bir programa katıldım. Biraz onun için 10 dakika gecikmeli geldim ama salona. Daha salonda da bir aşağı yukarı yarısı yoktu. Öncelikle tabii ki Murat Başkan, Tekder Başkanı çok güzel bir ifadeyle kullandı. Şu andaki mevcut yönetimin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır diye aslında her şeyi bir anda özetledi. Metin abimiz de çok güzel bir taktikle ben beceremem dediği şeyde burada, kürsüde aslında ne kadar becerikli bir abi olduğunu kanıtını sergiledi. Ben ise tabii ki İstanbul'dan 60 yıl önce Avrupa'ya göç eden neslin yaklaşık o bölgeden Avrupa'ya göç eden 1 milyon civarında insanın belki de burada sesi olmaya çalışacağım bir dakikalık bir zamanınızı çalarak ama tabii ki eve dönüş projesini siz başlattınız Necdet Başkanım ama daha önce de tabii bölgeye yatırım yapan gurbetçilerimiz vardı, gurbetçi iş adamlarımız vardı, sessiz sedasız geldiler ama bir reklam amaçlı yapılmadığı aslında bu duyurulması gerekiyor. Bu sesli paylaşılması gerekiyordu. Bunu çok güzel başardınız. Yerelde ve tabanda çok güzel destek aldınız. Sadece bu söylemlerle tabii ki buralarda kürsülerde konuşmakla olmadı. Siz bunu icraata dönüştürdünüz. Tabii ki bunun altyapısı belki eskiden varmıştır büyük ihtimalle. Çünkü bir anda olacak bir şey değildi. Bunun projelerini bilemiyorum ama öncelikle tabii katılan arkadaşlarımızın da zamanını çalmak da istemiyorum. Yurt dışından da çok bölgeye değer veren, hassasiyet gösteren nice gurbetçi iş adamlarımız var. Değerlerimiz var. Devletlerin nişan ödüllerini alan akademisyenlerimiz var. Burada isimlerini geçmek istemiyorum. Zaman sıkıntısına da sokmak istemiyorum divan kurulunu. Tabii ki bir havalimanımız var. Sorunlarla devamlı boğuşuyoruz. Bölgemize tabii yatırımcıları çekmek için en önemli kriterlerden bir tanesi de havalimanımızın hala işlek olması, sürekli işlek olması. Bu konuda tabii aslında bir lobiye ihtiyacımız var. Fazla da zamanınızı çalarak uzatmak istemiyorum. Yaptıkları, yapacakların teminatı diyorum. Buradaki katılan bütün arkadaşlarımıza da, bütün gurbetçilerin, Avrupa'da Avrupalı Türklerin, dünyaya yurt dışına göç eden Türklerimizin, gurbetçilerimizin selamını getirerek çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yanınızdayız her zaman. Sadece sözle değil, gel dediğinizde geliriz, git dediğinizde gideriz. Her zaman yanınızda olduğunuzu kanıtlarız, kanıtlamışız da. Teşekkür ediyorum herkese. Sayın Karabulak, çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışında yaşayan hemşehrilerimize siz de bizlerden selam bildirin lütfen. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Kıymetli misafirler, konuşma sıramıza bakıyorum. Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Salih Güneş. Sayın Güneş, buyurun lütfen. Sayın Divan Başkanım, değerli dernek başkanım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Alo, geliyor mu ses şimdi? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üç tane konu var memleketimizin büyük sıkıntısı. İster siyasetçi, ister riyasetçi, ister çöpçü, herkesin bu memlekette gördüğü üç tane büyük sorun var. Birisi bölücülük, yani itilaf, insanlar arasındaki tartışmalar, kavgalar. İkincisi cehalet, üçüncüsü fakr-ı zaruret. Ne yazık ki Türkiye dünyadaki sıralamalarda fakr-ı zaruret içerisinde. Ben fakr-ı zaruret kısmında özellikle konuşmak istiyorum. İtilafın çözümü birlik beraberliktir. Cehaletin karşısında mariftir, milli eğitimdir. Fakr-ı zaruretin de çözümü üretim ve çalışma ile ilgili olur. Mücadele ile olur. Biz son bir yılda özellikle bütün Türkiye çapında arkadaşlarımızla, derneklerle ve dünyanın birçok yerindeki arkadaşlarımızla Üreten Dostlar Platformu diye bir platform kurduk. Ben de şöyle söyleyeyim arkadaşlara da, çok büyük derneklerle, çok yerlerle kendinize israf etmeyin, masraf etmeyin. Şu anda dijitalleşmenin o kadar güzel ortamlar sağlanabiliyor. Evimizden çayımızla, kahvemizle çalışmalar yapıyoruz. Özellikle beni buraya davet eden Karakter'in başkanı Metin abim, teknik öğretmen abim, ben de makine teknik öğretmeniyim. Görevimde şu anda 40 bin işletmeni, 400 bin kişinin çalıştığı bir bölgede tek mesleki eğitim merkezi müdürü olarak çalışıyorum. Şöyle, bu memleketin mesleki eğitime verdiği önemi göstereyim Okul Camii'nin Bodrum'unda. Yani şimdi şu var, en iyi çocuklarınızı, en iyi insanlarınızı, en çok paralarınızı mesleki eğitime ayırmazsanız üretimi, yerli ve milli üretimi yürütemezsiniz. Ne olur biliyor musun? O hayal değil, ütopya da olur. O yüzden biz kalkınma modeli olarak inşallah eski Zonguldak diyelim. Ben öyle ayırmaz, zaten çok hoşuma da gitmeyen bir şey. Yeni sistem de Avrupa'da ve dünyada uygulanan kümelenme modeli var. 800 yıl önce bizim ecdadımızın uyguladığı kümelenme modeli, söyleyeyim başarılarını, Büyük Selçuklu Devleti, Selçuklu Devleti Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran kümelenme modeliyle üretim gücüdür. Biz Avrupa'da isimleri bir sürü değişmiştir bunun. Hollanda'da 27 tane kooperatif varsa 800 tane küme vardır. Biz insanları birbirine dövüştürerek derneklerle, kooperatiflerle, o geldi, bu gitti dövüştürmek yerine bu kümelenme modeliyle inşallah öncelikle bölgemizde kalkınmasıyla ve genel olarak Türkiye'nin kalkınmasıyla daha sonra da dünyada liderli oynamasını düşünüyoruz. Ben de Kosova'da, benim dedem Kosova doğumlu, ismini de vermişler bana. Annem Bulgaristan doğumlu. Yani evladı Fatihan bir ailenin torunuyum. Ama şuyu var, buradaki arkadaşlarla da birlikte tek ortak noktamız olabilir. Ülkemizi sevmek ve ülkemiz için üretmek. Ben 1978'de meslek lisesine girdiğimden beri üretimden başka bir çözüm bilmiyorum. Bu ülkede laf üretmeyle hiçbir yere gelmez. Hepimiz birlik, beraberlik içerisinde güçlerimizi birleştirelim, üretelim diyorum. Acı Bektaş Veli'nin dediği gibi, bir olalım, iri olalım, diri olalım ve bütün sorunlarımızı çözerim. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz tekli mesleki bilgilerle alakalı. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler, yine yakın zamanda Zonguldak'ta bir yatırım programı olan derneğimizin başlatmış olduğu eve dönüş projesiyle, o da Zonguldak'ta yatırım yapmayı planlayan ve bununla alakalı fizikte çalışmalarını gerçekleştiren kıymetli iş adamımız Rıdvan Baycar aramızda. Kendisini konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Baycar, buyurun lütfen. Saygıdeğer başkanım, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum.
Davetlerinden dolayı Zonguldak Sanayi ve İş Adamları Derneği'ne teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Arapoğlu Düğme olarak 30 yılı aşkındır İstanbul'da ticaret hayatımıza devam etmekteyiz. Bir hayalden yola çıkarak küçük bir atölyeyken zamanla mağazalaşmaya giderek fabrika tesisimizi kurduk. Arapoğlu müşterilerine her zaman en iyi ve en yeniyi vermeyi ilke edinmiş bir çözüm ortağı olarak çalışmakta ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam etmektedir. Biz burada eve dönüş projesinde özellikle Necdet Başkanımız ve Orhan Başkanımızın da destekleriyle, telkinleriyle biz onlarla görüştük. Onlar da bize yol açacağını söylediler. Biz de Karadeniz'in incisi olan Zonguldak'a yatırım yapmayı düşünüyoruz. Haftaya inşallah ziyaretlerimiz olacak oraya. Konuşmayı çok fazla uzatmak istemiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler dilerim. Rıfkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Zonguldak'ta bir işletme açarsınız. Zonguldak'ta hemşehrilerimize güzel bir iş sahası oluşturursunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, aramızda bir hemşehrimiz var. Çizgi film yaratıcısı kendisi. Şimdi az önce arkadaşlarım bana ilettiler, bir inceledim. Tam anlamıyla incelemiyorum ama boş bir şeye benziyor diye düşünüyorum. Biraz sonra tamamıyla inceleyeceğim. Sayın Erkan Çağatepe, sizlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Aynı zamanda sizlerle alakalı duygu ve düşünceler var. Sayın Çağatepe, buyurun lütfen. Sayın Başkanım, dernek başkanlarımız, sevgili konuklar, hoş geldiniz. Adım Erkan Çağaltepe, yazarım. Zonguldak, Devrekliyim. Daha önceki konuşmacıların da belirttiği gibi, ya hayaller var, biz yapamayız, biz başaramayız diye bir öğrenilmiş çaresizlik vardı. Ben bunu kırdım. Zonguldak, Devrek'te benden önce hiç film çekilmemişti. Orada uzun metrajlı, Layın adlı, pek çoğunuzun da bildiği filmin hem senarist hem de yapımcısı olarak onu gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı vizyona giremedik. 11. ayda tekrardan gün aldık. Bir aksilik olmazsa tekrardan vizyona gireceğiz. Filmimizle alakalı şöyle bir durumumuz var. Sponsorlukla ilgili yardım etmek isteyenler, reklam vermek isteyenler Zonsiyat Kurumu üzerinden bize ulaşabilirler. Bunun yanı sıra Yiğit adlı çizgi filmimizi yaptık. 3D animasyon. TRT ile ve diğer kanallarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesini muhtemelen vereceğiz. Onun da duyurusunu yine kurumumuz üzerinden yapacağız sizinle. Bu alanda özellikle kültür sanat alanında çalışma yapmak gerçekten zor. Çok sıkıntılı alan ve çok fazla bizim Zonguldakların beraber çalışabileceği bir alan değil. Bundan dolayı bana desteğini hiç esirgemeyen Sayın Hakan Çaltepe, MTV Otomotiv Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda abime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Sayın Çaltepe, arkadaşlarımız fotoğraf alacak. Evet. Rica etsek görüşürüzden. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah yeni güzel filmlerle yine Zonguldak tarafından epeyce bir katkımız olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum sizlere. Kıymetli misafirler, konuşmacılarımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çarşıma Spor Kulübü Başkanımız aramızda Sayın Teoman Temel Kur'an. Sayın Temel Kur'an, müsaitseniz buyurun efendim. Buyurun. Sayın Divan, değerli başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, bizleri bu güzel ortama, bu güzel mabede davetlerinizin ötürü Çay Cuma'mız adına, Çay Cuma Sporumuz adına, temsil ettiğim yeni mahallem adına şükranlarımı sunuyorum efendim sizlere. Aynı zamanda da burada bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, kurum amirlerimize, Zonsiyat ailesinin bu bayram gününde burada olup da bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Memleketine sevdalı bir başkan düşünün, memleketine sevdalı bir başkan ve yönetimi düşünün. İşte biz Zonguldak'ımıza, Çaycuma'mıza
bu güzellikleri yaşatan bir başkana kavuştuk. Halil İbrahim Ece Başkanım sağ olsun böyle güzel bir derneğin temellerini attı. Necdet Başkanım ve yönetimi de sağ olsunlar bu bayrağı en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bizler kendileriyle gurur duyuyoruz. Memleketine bizlerin üzerlerine düşen de Çaycumalıların, Zonguldakların üzerlerine düşen, memleketimizin insanının üzerine düşen de bu güzel oluşuma zemin hazırlayabilmek, onların her daim yanlarında olabilmektir. Bizler memleketine sevdalı olan değerli başkanımız Necdet Tıskoğlu ve yönetimine her zaman destek olacağız, yanlarında olacağız. Buradan Çaycuma Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı'nın, Kaymakamımız Sayın Muharrem Coşkun'un, sivil toplum kuruluşları başkanlarımızın, siyasi parti başkanlarımızın selamlarını sizlere getirdim. Bu güzel kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Başkanımıza ve yönetimine de görevlerinde tekrar başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum inşallah. Sayın Temel Kur'an çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, Zonguldak Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Ziya Özcan aramıza katıldı. Sayın Özcan, öncelikle Karaman Belediye Başkanımızı alacağım. Ardından sizi konuşma için alacağım. Bilginiz olsun. Kıymetli misafirler, Karaman Belediye Başkanımız Sayın Servet Üstün. Buyurun efendim. Sayın Divan, saygıdeğer misafirler ve değerli iş adamları, bugün aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Bizim 1800'lü yılların Fransa'sının, şu anki Avrupa'sı olan Zonguldak ilimizin bu kadar göç verip, bu kadar insanımızın 90'lı yıllardan sonra iş göç verip, 90'lı yıllardan sonra kendi göç verdikleri yerlerde ilerleyip hakkıyla hakkanetiyle kendi işlerini, istihdamlarını kurup iş adamları olmalarının ayrıyeten gururlarını yaşayaraktan kendisilerin arasında olmaktan kıvanç duyuyorum. Kusuruma bakmayın, biz heyecanım var şu an. Bu heyecan aslında sizin aranızda bulunmaktan dolayı kaynaklanıyor. 2-3 gün önce, 2 dakikanızı alacağım sadece, 2-3 gün önce bir tatile çıktık. Çıktığımız tatilde bugün biz aslında burada program olduğunu biliyoruz. Bugünkü programa yetişmek için dün akşam dedim ki arkadaşlara yarın sabah biraz erken çıkalım. Giderken de Çanakkale gazilerimizden Said Onbaşı'yı ziyaret edelim. Bir Fatiha okuyalım. Balıkesir Havran ilçesinde. Şimdi köye gittiğimizde 2300 tabelası var. 2300 tabelası olan bir yerin, yani bizim Zonguldak Karaman beldesinden daha büyük bir nüfusu sahip. Dolayısıyla bu beni bir kıskanma olayına hissettirdi. Çünkü bir köy, ben bir beldenin belediye başkanıyım ki Zonguldak'ın en küçük nüfusa sahip bir belde belediye başkanıyım. Dolayısıyla köye girdiğimizde sabah saat 8'e çeyrek var, bütün halk sokaklarda. Büyükbaş hayvanları çıkartmışlar, küçükbaş hayvanları çıkartmışlar, insanlar dolmuşlara binmiş, işine gücüne sarılmış bir pozisyonda işine gidiyorlar. Tabii biz Said Onbaşı'nın başına gittik. Anıtının başında Fatiha suresini okuduk. Sonra dönüşte halkın yanında saat 8 çeyrekte birer çay içtik. Çay içme esnasında muhabbete girdik. Ettiğimiz muhabbet esnasında sorduğum soru şu: köyün nüfusu 2300, yani yurt dışında, il dışında, yurt içi, yurt dışı göçler var mı diye sordum. Dedi burada hiç göç yok. Bir aile var, o da Almanya'ya gitti. Şu an şehirde oturuyor, yazın burada oturuyor. Dolayısıyla bu tür insanların, zatların zamanında Çanakkale'yi, Türkiye'yi 7 düvele karşı savaşlarda korumuş, kurtarmış insanların ölmüş olsalar bile topraklarında göç olmuyor, iş istihdam sürekli oluyor. Bizler sizlerin 90'lı yıllardan sonra köylerimizden, bölgemizden, göçünden sonra tekrarından bu göçü Sayın Zonsiyat Başkanımız Necdet Tutkoğlu'nun sayesinde starta bastı şu an. Sizlerin de bölgelerimize iş yeri kurmalarınızı, bunun için biz sizin emirlerinize avade olduğumuzu sizlere takdim ediyorum. Sizlerin aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Heyecanımı kusura bakmayın, gerçekten heyecanlıyım. Çünkü sizler kadar iş adamı bizim bölgemizde olsa bölgemizin insanların kalkınmasında, iş ve İstanbul bulmasında vesile olacaksınız. Tekrar sizlere saygıyla selamlıyorum, şükranımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Ben bu salondan epeyce bir yatırımcı çıkacağına inanıyorum. Merak etmeyin efendim. Kıymetli misafirler, Zonguldak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ziya Özcan konuşmasını yapmak üzere kürsüye vurdu lütfen. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz ayrı ayrı noktalardan bu salonu doldurdunuz, renk kattınız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak bizlerle 27 Mart'ta yapmış olduğumuz genel kuruldan sonra heyecanlı, dinamik ve yaş ortalaması genç bir yönetim kuruluyla görevimize başladık. Ve Zondef olarak birçok kurumsallaşma çalışmalarımızı, altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak artık yasakların ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte vizyon projelerimizi hayata geçirmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. 4 Temmuz'da Başkanlar Kurulu toplantımızı yaparak sizlere yapmış olduğumuz 3 aylık ilk çeyreğin değerlendirmesiyle birlikte önümüzdeki sürecin sunumunu gerçekleştireceğiz. Bu noktada bizler Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak sosyal anlamda, kültürel anlamda bir kalkınmayı, ayaklanmayı ve heyecanı dinamik halde yapmaya çalışırken Zonsiyatımızda Zonguldak Sanayi İş Adamları Derneğimizle Necdet Başkanım'la birlikte yeni bir ivme, yeni bir heyecan kazanmış durumda. Bu noktada ticari anlamda yapmış oldukları çalışmaları gururla takip ediyoruz. Ve heyecanla takip ederken bundan gurur duyuyoruz. Bu şekilde çalışmalarına hız kesmeden devam etmesini dileyerek bizlerin de Zonguldak Dernekler Federasyonu ve bir nevi biz de Zonsiyat'ın içindeki iş insanları olarak da tabii elimizden gelen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu anlatmak istiyorum. Zonguldak Sanayi İş İnsanları Halil İbrahim Ece Başkanımın atmış olduğu adımla birlikte yapmış olduğu çalışmalarla bugüne kadar emeği geçen herkese en kalbi şükranlarımızı iletiyoruz. Çünkü Zonguldaklılar bir şekilde yıllardır farklı noktalarda, farklı yerlerde yapmış oldukları çalışmaları artık birlikte yapmaya başladılar. Birlikten güç doğarı yansıtmaya başladılar. Bu manada Necdet Başkanımın da yeni oluşturacağı yönetim kuruluyla yeni heyecanlarla bizlere çok farklı projelerle görüntü vereceğini biliyoruz. Bunun için de kendisine, yeni yönetimine ve yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak da 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz. Onunla alakalı sadece bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçenlerde Zonguldak Valimizle yapmış olduğumuz ziyarette çok verimli bir görüşme, verimli bir toplantı sonucunda atmış olduğumuz adımla birlikte nasip olursa uzun yıllardır hayalini kurduğumuz, uzun yıllardır adımını atmaya çalıştığımız ama henüz bir neticelendiremediğimiz İstanbul'da Yeni Kapı'da Zonguldak tanıtım günlerini o büyük Zonguldak kültürel anlamda, ticari anlamda büyük Zonguldak tanıtım günlerini Ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğimizin müjdesini buradan sizlere ilan etmek istiyorum. Bu noktada Zonguldak Valimizin bir önceki görev yaptığı Afyon Valiliğinde, Afyon'un da ilk Afyon tanıtım günlerini yapan vali olması hasebiyle ben de Maltepe'de programda katılmıştım, teşrif etmiştim. Oradaki ilki gerçekleştirmesini, aynı şekilde de Zonguldak'ta da ilki gerçekleştirecek olması noktasında çok heyecanlı yaklaştığını ve bu projeyi sahiplendiğini sizlere bildirmek istiyorum. İnşallah Ekim ayında Zonguldak tanıtım günlerinin icrasını gerçekleştirmek suretiyle İstanbul Yeni Kapı'dan Zonguldak'ı İstanbul gibi bir metropol şehirden dünyaya tanıtma noktasında büyük bir projeye imza atacağız. Şimdiden bunun müjdesini veriyorum. İnşallah her şey artık eskisi gibi olmayacak. Her şey daha güzel olacak diyorum. Biz Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak bir aydır yeniden
yeniden Zonguldak sloganını kullanmaya başladık. Bunun aynısını Zonguldak Valilik toplantımızda Vali Bey'in de dile getirmesi, yeniden Zonguldak sloganını kullanacağız demesi tesadüf, tevafuk oldu ama bizim için de aynı pencereden bakıyor olmamızın da ayrı bir gururu oldu. Bizler artık 100 yıl önce kömürle ülkeye lokomotif olan Zonguldak'ın artık 100 yıl sonra da farklı gelişmelerle, doğalgazla, limanla, farklı gelişmelerle yine ülkemize lokomotif olma noktasındaki konumunu, enerjinin başkenti Zonguldak, yine yeniden Zonguldak diyerek yolumuza devam ediyoruz. Hepinizi saygı, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Kıymetli misafirler, konuşmacılarımız ona erdi. Şimdi derneğimizin başkanı Sayın Necdet Kıskoğlu konuşmasını gerçekleştirecek. Ben kendisini yaklaşık 1,5 senedir tanıyorum. Yine bir kongrede tanıştık kendisiyle. Yine sakallarım aynı şekilde uzundu. Daha doğrusu kongrede divanı yöneteceğimi bilmiyorum. Sadece misafir olarak gelmiştim. Kendisi teklif etti, kabul ettim. O şekilde tanışmış olduk kendisiyle. Yaklaşık 1,5 yıldır da diyalogumuz gayet ilerledi. Hatta geçen hafta kendisini Zonguldak'a davet etti. Bir filosofa balık ısmarladı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler, derneğimizin başkanı Sayın Necdet Tıskoğlu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Tıskoğlu, buyurun efendim. Sayın Divan, Sayın Ulusal Başkanım, Sayın Zondef Başkanım, Karaman Belediye Başkanım, bütün başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, yönetim kurulu üyelerim, zonsiyat üyelerim, hemşehrilerim, hepsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir teşekkür konuşmasıyla başlamak istiyorum. Bugün dernek 9 yaşında. 2012 yılında Halil İbrahim Ece ve arkadaşları tarafından bu dernek kuruldu. Bugün buralara geldim. Bir derneğin kurulması, bir derneğin yaşatılması, 9 sene geçmesi çok kolay şeyler değil. Dernekçilik aşk istiyor, fedakarlık istiyor, sevgi istiyor, maneviyat istiyor, maddiyat istiyor, her şey istiyor. Dolayısıyla 9 yıl önce kurulan, bu derneğe temel atan başta Halil İbrahim Ece ve kurucu üyeler ve bütün Zonsiyat üyelerine teşekkür ediyorum. Bize bu günleri sağladığı bu konuşmaları yaptıkları için teşekkür ederim tekrardan. Evet, biz 8 Şubat itibariyle yeni yönetimi devraldık. Aslında bizim hikayemizde bir Zonsiyat başkanlığı yoktu. Halil İbrahim başkanımızın bir siyasetle ilgili buluşmasından dolayı bize böyle bir teklif gelmişti. Biz de Zonguldak ve Çaycuma ve Zonguldak sevdası olduğumuz için de bu işi seve seve yaparız dedik. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber de yola çıktık. Gerçekten iyi işler yaptık, onu söyleyebilirim. Herkes özverili davrandı. Maddi kısımlarını verdi, manevi kısımlarını verdi, zamanlarını verdi. Eşinden, sevgilisinden, arkadaşından ve kendi sağlığından fedakarlık yaparak biz 1,5 yıl içerisinde çok iyi işler yaptık. Yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Üyelerime de teşekkür ediyorum. Bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadılar. Onun dışında sadece Zonguldaklıların derneği değil, Sivaslı dostlarımız var aramızda, Rizeli dostlarımız var, Giresunlu dostlarımız var, Trabzonlu dostlarımız var. Dolayısıyla onlar da bize çok destek verdiler. O desteklerle beraber Zonsiyat büyüdü, Zonsiyat faaliyetlerini yaptı ve Zonguldak'ta yeni bir akım, yeni bir dernekçilik modeli gerçekleştirdi. Ondan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ben dernekteki bir önceki yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri desteklerden dolayı. Şimdi dernekçilik, aslında biz Zonguldak insanı maalesef dernekçiliği çok bilmiyoruz. Yani biz dernekçilik deyince çok özür dileyerek bunları söyleyeceğim. İşte ben Çaycuma Kayabaşı köyündeyim. Çaycuma Kayabaşı köyünde işte bizim kahveci Çetin Usta var. Çetin abinin yaptığı kahvecilikteki derneği buraya getirdik. Yani maalesef biz derneklik konusunda çok aktif rol alamadık. Zonguldak insanın genelinde bir problem var. Bu öz eleştiri. Biz derneklikte farklı bir model olmayı düşündük. Çünkü bakıyorum, bugün Malatyalılar, bugün Giresunlular, bugün
Sivaslılar, Gümüşhaneliler dernekçiler çok başarılı ama lobide de çok başarılı. Yani dernekte başarılı olursanız lobide de başarılı olursunuz. Bakıyorum hepsi bürokrasideki yerlerde Trabzonlular çok başarılılar, Rizeliler çok başarılılar, siyasetteler, bürokrasideler, sanattalar, her yerdeler. Dolayısıyla bizim de artık bundan sonra bunları yapabiliyor olmamız lazım. Bakın az önce bir arkadaşımız çıktı, Erkan Çaltepe, bir çizgi film yapmış. Yani biz eskiden çizgi filmler, Amerikan çizgi filmlerini bilirdik. Ama şu an bizim bir devletli dostumuz çıkmış, bunu yapabilmiş. Bugün aramızda Olcay Bey çıkmış, Çay Cuma'dan çok anlatmadı kendisini. Bir madenci çocuğu, çok zor şartlarda, çok ilkel şartlarda çıkmış. Bugün bir bankada müdür olmuş. Kolay şeyler değil ki bunlar, çok var. İşte bugün Karaman'dan bir tane arkadaşımız, iki tane arkadaşımız çıkmış kardeş. Gelmiş madenci çocuğu, zabıta çocuğu ve çok zor şartlarda aynı yerde doğduk, aynı yerde okuduk, madencilerde okuduk. Bugün ikisi avukat olmuş, hukuk büroları var. Çünkü ne kadar gurur verici bir şey. Yani bizim insanımız aslında burada var. Bizim tek problemimiz lobiciliği bilmiyoruz, dernekçiliği bilmiyoruz. Artık biz dernekçilikle farklı bir model yapmamız lazım. Klasikleşmiş dernekçiliği bir kenara bırakmamız lazım. Evet, tabii ki bu bizim Çetin Usta'nın yaptığı gibi dernekçilik tabii ki olacak. Yani köy dernekçiliği tabii ki yapacağız. Onlar bizim köyümüz, kültürümüz, annemiz, o başka bir şey. Ama artık biz üst çatı, üst level olmamız lazım. Örnek gösterilen bir dernek olmamız lazım ki bizim peşimizden gelecek, bugün hani Z kuşağı diye tabir ettiğimiz kardeşlerimiz, çocuklarımız bizi örnek alsınlar. Bu dernekçi çok daha büyük noktaya getirsinler. Bilişimini kurarak, iletişim noktasıyla beraber çok büyük noktaya getirsinler. Dolayısıyla biz artık lobiciliği yapmamız lazım. Lobicilik çok önemli. Bu konu çok ciddi eksikliğimiz vardı. İnşallah biz Zonsiyat'la beraber bu lobiciliği biraz daha güçlü yapmak istiyoruz. Bundan yana da biz üzerimize düşen ne görev varsa onu yaparız. Bu arada şeyi de unuttum. Kliniği olan dostumuz var. Bakın. Yani Aydın Aslan var. Kliniği var. Kozlu'dan çıkmış. Babası muhtemelen o madenci. İşte bugün kliniği var. Ya bu ne kadar güzel bir şey, güzel bir şey. Ben geçen gün benim annem rahatsızdı. Gitti, ilgilendi. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendi annesi gibi ilgilendi. Ya var bizim dostlarımız, var bizim insanımız. Sadece biz onları bir araya çıkartmamız lazım. Onları bir araya harmanlamamız lazım. Benim en büyük istediğim nokta bu. Yani biz lobiciliği bir araya getirebilirsek, birlikteliği bir araya getirebilirsek çok şey çözeriz. Bizim en büyük problemimiz bu. İnşallah biz bunu yapacağız, buna da adayız. Bunu da yapmak için mücadele edeceğiz. Şimdi maalesef Zonsiyat sanki işte 1,5 yıldan beri bir sosyal yardımlaşma derneği gibi ön plana çıktı. Evet, bizim Zonsiyat'ın PR anlamında, Zonsiyat'ın daha çok tanınması anlamında bir etkinlikler yapılması gerekiyordu. Evet, bunlar da pandeminin de buna denk gelmesiyle beraber biz işte kumanyalar vesaireler, diğer sosyal yardım onları yaptık, biraz da etkin bir hale geldik. Ama Zonsiyat sadece bir sosyal yardımlaşma derneği değil. Yani adında da anlaşıldığı gibi iş insanları derneği. Maalesef biz pandemiden dolayı bunu çok aktif kullanamadık. Yani insanlar çok sık bir araya gelmedi, işte buna çok müsaade etmedi. Ama artık biz bunu çok etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Ticaret komiteleri kurduk, bunu çok aktif hale getiremedik. Bu bir özel eleştiri ama bu çok bizim elimizde olan bir nokta değildi. Çünkü pandemiden dolayı yasaklar var, işte bir şey yapmak istiyorsunuz, tekrar işte yasaklardan dolayı biz birkaç defa işbirliği yemeği yapmak istedik, tam yapacağız, ertesi gün yemek iptal oldu. Biz işbirliği, ticaret, işte inşaat komitesi kurduk, sabah kahvaltı yapacağız, o iptal oldu. Dolayısıyla bunları gerçekleştiremedik ama bundan sonraki gerçek amacımız şu: ticaret komitelerini, ticaret işbirliklerini yapıp birbirimiz arasında ticari işbirliğini yapmak. Yani burada Makronet işte koli üretiyorsa, karton üretiyorsa onunla işbirliği yapacağız. İşte atıyorum burada Emeç Hukuk Bürosu avukatlık yapıyorsa o network'ü kullanacağız. Doktor Aydın Aslan bu işi yapıyorsa, MTV Otomotiv bu işi yapıyorsa onlarla işbirliği yapacağız. Dolayısıyla artık bundan sonra işbirliği konusunda daha hızlı bir noktaya geleceğiz. 1 Temmuz'dan sonra inşallah bu pandemiyle beraber normalleşme sürecine girip daha aktif bir hale geleceğiz. Hatta geçen hafta da biz Amerika ile Zonguldak dünyaya açılıyor bir platform ile beraber bir Zoom toplantısı yaptık. Amerika'daki bizim Ayhan Başkanımız var, Ayhan Özmekin'in önderliğinde. Oradaki ticaret müşavirimiz ve orada iki tane gurur duyduğumuz Zonguldaklı iki tane CEO olan dostumuzla beraber bize Amerika'daki fırsatları anlattılar. Artık bundan sonra bunu yapmamız lazım. Bakın az önce bir arkadaşımız var, bana kart ver dedi ki ben Amerika ile işbirliği yapmak istiyorum dedi. Tamam dedim, telefonları alıyoruz. Ben seni Ayhan Başkan'la, ticaret müşaviriyle, CEO'larla buluşturacağım.
iş yapacaksın. Ya lobicilik bu. Biz bunu yapmamız lazım artık. Bizim kahvecilik veya başka bir şey tabi derneklerinden bırakıp artık bunları yapmamız lazım. O dostumuz da kendini geliştirecek, başka yeni gelen çocuklara da fayda sağlayacak. Onun için bizim bundan sonraki çalışmalarımız işbirliği anlamında olacak. İşbirliği kahvaltıları, işbirliği toplantıları. İnşallah bunu çok hızlı bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Ve komisyonlarımızı daha aktif bir şekilde kuracağız. Kullanmamıştık. Şimdi Mehmet Başkanım, Mehmet Karakulak Başkanım'a teşekkür ediyorum. Çok yoğun programı var. Hakikaten Almanya bizim için çok önemli. Ben geçen sene kürsüde aynı şeyleri söylemiştim. Kırmadı. İşte Antalya programı vardı. Oradan buraya geldi. Ona ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ama tabii ona biraz daha ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ramazan, Karaman Belediye Başkanım, Servet Başkanım'la beraber. Şimdi Almanya ve Zonguldak arasındaki, Türkiye arasındaki ticari işler çok önemli. Çünkü artık bizim Almanya'daki dostlarımız, akrabalarımız, hemşerilerimiz oraya gittiler, kendilerini geliştirdiler. Hepsinin bir işi var, bir gücü var, bir network'ü var, parası var, parası değerli. Oradaki artık hepsinin bir iş kolunda başarılı insanlar. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Almanya ile Türkiye arasında köprüyü kurmaya adaydık. Adayız başından beri. Ve hakikaten son 1,5 yıldan beri yaptığımız çalışmalarla beraber, yönetim kurulundaki dostlarımızla beraber bunu tamir ettik. Daha tamir olmadı ama tamir etmeye çalışıyoruz. Bize bir güven telkini olmaya başladı. Artık bize bir güven var. Nasıl yatırım yapabiliriz? Bu konuda nasıl biz Türkiye'ye, Zonguldak'a nasıl bir yatırım yapabiliriz içerisinde, düşünceler içerisindeler. Bu çok güzel bir şey. Mehmet Başkanım hakikaten önemli burada bu işin. Çünkü Almanya'da birkaç tane bu işin kanat lideri var. Onlardan bir tanesi kendisi. Tuncay Başkanım var, Tuncay Karaoğlu Başkanım. Ona da selam ve saygılar buradan. O da bizi izliyordur muhtemelen Almanya'ya ve tüm dostlara saygı ve selamlar olsun. Biz onun için Tuncay Başkanı'nı da Genel Başkan Yardımcısı yaptık şu anki yönetimde. Bu Almanya ile Türkiye arasında köprüyü kurma için bunu yaptık. Biz yani bu çok önemli bir iş. Biz eğer bunu tahmin edebilirsek oradaki çalışmalar daha hızlanabilir. Mehmet Başkan'ın dediği gibi daha önce Almanya aslında eve dönüşü yaptı. Eve dönüş projesini yaptı. Sadece adı öyle değildi. Yani dokaplarla yaptı, devrek taşlarla yaptı, kombastanlarla yaptı ama maalesef biz onları üzdük. Maalesef biz onların paralarını aldık, batırdık. Yaptık, biz yaptık bunu. Türkiye yaptı bunu. Biz bunu yapmayacağız artık. Biz Zonsiyat olarak, Zonsiyat önderliğinde biz bir misyonumuz var. Türkiye ile Almanya arasında köprüyü tam etmemiz lazım. Düzgün bir zeminde, düzgün hukuku bir zemin içerisinde yatırımcıyı buraya çekmemiz lazım. Onun için bizim misyonumuz farklı arkadaşlar. Eğer biz o yatırımcıyı buraya çekebilirsek, Almanya'daki bizim akrabalarımız, dostlarımız buraya gelirse biz uçup gideriz. Zonguldak uçar, Türkiye uçar. Düşünsenize oradaki sermayenin, kapitalin buraya geldiğini ve oradaki Alman vizyonunun buraya geldiğini. Bizim 1 liramız adamların 10 lirası. Onun için biz orayı çok önemsiyoruz. Tabii Mehmet Başkanım adını da söyledi. Türk Hava Yolları gerçekten, Filios Havalimanı açıldı Zonguldak'a. Çaycum Havalimanı, Saltıkova'da. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu yapılan havalimanı, bu emeğe geçen bütün yetkililere, ben biliyorum Mehmet Karakulak Başkanım da çok burada emeği var. İsmini bilmediğim bütün bürokrasiye herkese teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Fakat bir eleştiri yapmak istiyorum. Şimdi bir havalimanı var, bir ticari olarak, ben ticaret adamıyım, ticaret olarak da bakıyorum bir taraftan. Yeni bir şey kurmuşsunuz, havalimanı kurmuşsunuz. İnsanların buraya çok kullanmasını istiyorsunuz. Siz pahalı yaparsanız kim gelecek buraya havalimanına? Ben giderim Sabiha Gökçen uçarım, oradan gelirim. Almanya'dan maalesef Antalya'ya 92 euroya uçuyor bizim Almanya'daki gurbetçilerimiz, akrabalarımız. Ama Almanya'dan Çaycuma'ya 400 euroya uçuyor. Nasıl olacak bu şimdi? Bu olmaz. Biz bunu yüksek sesle söylememiz lazım. Nasıl 92 euroya uçuyorlarsa Antalya'ya, burada da uçacaklar. Şimdi platformlar var, turizm platformları var. Zonguldak'ta turizm olsun diye konuşuyor. Nasıl olacak turizm? Yani siz 92 euroya veriyorsunuz Antalya'ya, turiste diyorsunuz ki siz Çaycuma'ya gelmeyin, Saltıkova'ya gelmeyin, siz şeye gidin, Antalya'ya gidin diyorsunuz. Yok, biz buna karşıyız. Buradan bütün yetkililere söylüyorum. Almanya Türkiye için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli. Artık eski yanlışları yapmamamız lazım. Lütfen bu 400 euro olan uçak biletleri aşağı indirsinler. Bu çok önemli bu durum. Ülkenin gelişmesi için çok kıymetli düşünüyorum. (Gülüyor)
Şimdi Zonguldak hakikaten çok gelişiyor, çok değişiyor ve bir gelişim ve dönüşüm içerisinde. Maalesef biz 90'lı yıllarda hepimiz buraya geldik. Ben de bir maden çocuğuyum. Benim babam da Kirinli bölümde ocak elektrik şefiydi. Orada doğdum. Çaycı mağlıyım, Kayabaşılıyım. Gurur duyuyorum onlarla. Ve biz buraya geldik. 90'lı çünkü iş yoktu geldik. Ama şimdi artık yavaş yavaş Zonguldak 20 yıldan beri çok geri gitti. Dibe vurdu. Artık zıplama zamanı. Yani bugün Filios Liman projesi var. İşte havalimanı var. İşte o OSB tarım, OSB'ler var. Tarım alanları var. Zonguldak bir kabuk değiştiriyor. Yani yeniden bir şahlanma içerisinde. Onun için lütfen buradaki hemşehrilerim, buradaki dostlarımız, buradaki arkadaşlarımız, sanayicilerimiz Zonguldak'a, Çaycuma'ya, Ereğli'ye, Alaplı'ya, Gökçebe'ye, Kilimli'ye, Devre'ye yatırım yapsınlar. Şu an yerinizi alın size söyleyeyim. Yani hakikaten Zonguldak 5 sene sonra kısa vadede, orta vadede 10 sene içerisinde çok başka bir şehir olacak. Onun için lütfen sizler de kendi doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklarda, kendi ata toprağınızda, kendi koca babanızın olduğu mezarların toprağında siz de yerinizi alın, siz de yatırım yapın. Bu önemli. Çünkü bizler önce orada olmamız lazım. Önce Zonguldak insanı orada olsun. Sonra işte az önceki Ağrılı, Adıyamanlı dostlarımızın, Vanlı dostlarımızın olduğu gibi onlar da olsun. Biz hiç kimseye karşı değiliz. Konyalı dostumuz elini kaldırıyor. Konyalı dostlarım da burada olsun. Sıkıntı yok. Hepsi burada olsun ama önce biz olalım. Sonra onlar gelsinler. Sıkıntı yok. Ama herkesin, yatırıp herkesin başımızın önünde yeri var. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Çaycuma'da, Zonguldak'ta, Ereğli'de, Alap'ta her yerde yatırımı olun. Lütfen rica ediyorum. Yatırım yapan kazanır, onu söyleyebilirim baştan. Zonguldak insanının, hepimizin, başta ben kendimi koyuyorum bunun içerisine. Az önce Metin Başkan'ım da söyledi, Metin Karabaşkan'ım da söyledi. Çok kırılgan, böyle çok içine kapanık, hemen böyle küsme, işte misketler alıp gidiyorum gibi bir yapılarımız var. Maalesef bu bizde var. Onun için biz belki derneklikte belki ondan dolayı çok başarılı olamadık. Belki ondan dolayı da çok atılgan ve bir şey içerisinde olmadık, yapı içerisinde olmadık. Dolayısıyla artık bu kırılgan yapılarımızı bir kenara atalım. Yani birbirimize kırmayalım. Kırılabiliriz ama konuşalım. Konuşarak çözelim. Yani çözebiliriz. Yani konuştuğumuzda birbirimize olan problemlerimizi, eleştirimizi yüz yüze yapalım. Bunları artık o kırılgan yapıyı bir tarafa bırakıp cesaretli bir yapı içerisine girelim. Ben size kısa bir anekdot anlatmak istiyorum bununla ilgili. Beni hırslandıran ve şevklendiren iki tane olay vardı. Benim bu Çaycuma'daki olayla ilgili yani yatırım onda bir problemim vardı. Yaşadığım olayların bir tanesi de şuydu. İki tane ben bir eleştiri aldım. Eleştiri derken yanlış söylüyorum. İki tane bir söylem geldi ve çok üzüldüm ve çok kırıldım. Aslında bu da bizim kabahatimiz. Şöyle. Ya sen Çaycumalı olamazsın dediler bana. Ben Çaycumalıyım ya, ben Kayabaşı köyündeyim, ben Kilim bölümde büyüdüm. Yani bir yatırımcısın, cabbarsın, yırtıksın tabiri caizse. Sen Çaycumalı olamazsın dediler bana, sen Aksekili olursun dediler bana. Niye? Niye olamazsın ya Çaycumalı? Bak saydık işte Kozlu'dan çıkmış şey var, klinik var. Karaman'dan çıkmış işte şey var, hukuk bürosu var. İşte Beycuma Gerdek'ten çıkmış şey var. Reklam yapan şirket var. Var oğlu var. 50 tane var. Var ama işte insanlar bize bunu yakıştırmıyor. Geçen bir yere gittim. Bir OSB'de bir sanayici işte müdür beni tanıştırıyor, diyor ki işte yeni yatırım yapan işte Necdet Bey falan işte Çaycumalı. Dedi ki ya Çaycumalı yatırımcı mı olur diye? Ya Çaycumalı iş adamı mı olur? Dedim olur vallahi, çok da iyi olur. Bak dedim olmuş işte. Gördüğün gibi olur. Biz dedim çok iyiyiz. Dolayısıyla artık biz bu kırılganlıkları bir tarafa bırakalım. Birbirimize hasetleri bir tarafa bırakalım. İçimizde çok cevherler var. O cevherleri destekleyelim. Artık birlik olalım. Güçlü olalım ki Zonguldak'a çok daha fayda sağlayalım. Bu İstanbul'daki olan birliktelik, Almanya'ya olan birliktelik güçlü bir şekilde sağlayabilirsek emin olun biz bunu Zonguldak'a çok daha güç sağlayabiliriz. Onun için lütfen sizden istirhamım bu kırılganlıklarımızı lütfen bir kenara bırakalım. Şimdi bir başka eleştiri daha yapacağım. Yani salonumuz, evet, pandemiden dolayı böyle bir dolu bir baş olduğu için biraz dolu gibi görünüyor ama ben bu salonun biraz daha dolu olmasını isterdim açıkçası. Çünkü biz iyi işler yaptık. Hakikaten ekibimizle beraber çok sağlığımızdan, maneviyatımızdan, maddiyatımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan çok fedakarlık vererek bunları yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Çok önemli değil. Ben kendi şahsım adına çok hırslı, çok şey bir adamım. Yani inatçı bir yapım var benim bununla ilgili ama ben bu sorunun biraz daha dolmasını isterdim. Bu beni biraz açıkçası biraz üzdü. Diğer üzen nokta da şu. Bizim daha önceki derneğimiz adı Zonguldak İş Adamları Derneği'ydi. Biz geldiğimiz dedik ki hayır, Zonguldak İş İnsanları Derneği olacak. Neden dediler? Ya çünkü kadınlarımız başarılı.
Bizim kadınlarımız var. Kadınları biz sahaya çekersek, kadınlarımızı biz iş hayatına çekebilirsek, kadınlarımızı biz sivil toplum örgütlerinde olabilirsek, zaten bütün sivil toplum örgütleri kadınlarla büyüyor, kadınlarla daha başka noktaya geliyor. Kadınlar olması lazım dedik. Onun için iş insanı dedik. Ama bakıyorum çok az kadınımız var burada. Yani bizim kadın sayımızın burada çok fazla olması lazım. Kadın arkadaşlarımızın, kadın kardeşlerimizin burada olması lazım. Eğer biz ne zaman kadın sayısını bu tarz etkinliklerde yukarı çekebilirsek çok daha büyük noktaya geliriz. Onun için sizden ricam, istirhamım kadınlarımızı, kızlarımızı daha çok bu aktivitelerin içerisine sokalım ki daha çok başarılı olalım, şehrimize ve kendimize daha çok fayda sağlayalım. Biraz son olarak, son iki olarak da iki maddem şu. Şimdi evet, Zonsiyat çok şeyler yaptı. Birazdan bizim bir önceki dönem genel sekreterimiz şu anda genel başkan yardımcımız olacak. O buradan da duyurum sonra. Anlatacak neler yaptığını. Onu anlatmayacağım. Ama şunu ben söyleyebilirim. Çok şey yaptık ama en kıymetlisi, en harbiyesi, en önemlisi olan proje eve dönüş projesidir. Yani şöyle, ben mikro anlamda baktığımda Zonguldak için, daha geniş, daha büyük makro anlamda baktığımda da Türkiye için bunun bir kurtuluş reçetesi olduğunu düşünüyorum Türkiye ekonomisi için. Çünkü şehirler artık bir tarafa sıkışmaması lazım. İstanbul'a sıkıştık. Yani biz Kadıköy'den şuraya 1 saat 20 dakikada geldik. Normalde 20 dakika, 25 dakikalık yol. Yani ama neden? Bütün ekonomi, bütün sanayi, bütün para belli bir yere sıkışmış. Dolayısıyla artık bunun farklı şehirlere gitmesi lazım. Eve dönüş projesi onun için çok kıymetli, onun için çok önemli bir durum. Biz eve dönüş projesini yapmaktan, hayata geçirmekten, sadece söylemle değil, eylemle yapmaktan ve kendi doğduğum topraklara, Çaycuma'ya, OSB'ye, kendi şirketimi oraya götürmekten dolayı çok mutluyum, çok gururluyum açıkçası. İyi ki götürmüşüm. O kadar sıkıntılara rağmen çok doğru iş yapmışım. Bu proje çok önemli. Lütfen hepiniz bu projeye destek verin. Yani kendi eşinizin, dostunuzun, arkadaşınızla söyleyin. Siz yapamayabilirsiniz. Deyin ki yatırımcıya, arkadaş böyle bir proje var. Yapar mısınız? Gelir misiniz? Ya gelin deyin. Ya benim hatta üyemiz mayo bikini yapan benim bir tane akrabam var, kardeşim var, arkadaşım var, üyemiz. 15 kişi açacak. Abi oraya geleyim diyor. Karımın belediye başkanımızla görüşüyor. Ona destek olmaya çalışıyor. Şimdi bakın, Orba Düğme'nin sahibi Orhan Başkan. İşte kendi partneri, kendi ticaret yaptığı insana diyor ki Vanlı bizim oralı değil. Doğru mu başkan? Yani diyor ki bak buraya gel, Gökçebe'ye gel, Çaycuma'ya gel. Dolayısıyla bizim eve dönüş projesini hızlandırmamız lazım. Hepimize görev düşüyor. Sadece bir firmayla orası olmaz. Evet, 222 çalışıyor. Çok önemliler. 5000 kişi başvurdu. 5000 kişi. Çok acı bir şey, biliyor musunuz? Üzülüyorum. Tüylerim diken diken şu an bunu söylerken. Bu şehri bu duruma düşenlere yazıklar olsun. Herkese yazıklar olsun. Kim payını alıyorsa yazıklar olsun. Ama bizler birey olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Lütfen sizler de eve dönüş projesi için destek verin, katkı sağlayın. Şehrimizdeki insanlara, işi olmayan dostlarımıza, kardeşlerimize, kızlarımıza iş kapısı olalım, umut kapısı olalım, dua alalım. Hayır duası alalım, şehrimiz gelişsin. Son olarak da hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Güçlü bir Zonguldak'tan, güçlü bir İstanbul'dan, güçlü bir Avrupa'dan, güçlü bir gurbetten geçtiğini biliyorum. Onun için bizler burada güçlü bir şekilde birbirimize sırt verirsek, birbirimize destek verirsek Zonguldak'a çok daha başka destekler verebileceğimizi söylüyorum. Son olarak da bizim bütün Zonguldaklı hemşehrilerimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın sadece bir partiye değil, bütün partilerde, vatan sevmeyen bir tek parti hariç, bütün partilerde etkin olması gerektiğini düşünüyorum. İlla bu belli bir konum değil. Başka bir yerden başlar, başka bir yerden başlar. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Ne kadar çok farklı partilerde olabilir isek, ne kadar çok farklı partilerde kendimizi yukarı çekebilirsek, hem birbirimize hem de şehrimize fayda sağlarız. Bakın Samet Bey var burada, Samet Eren. Değil mi? Yani Samet hepimize fayda sağlıyor. Şimdi hangi parti olduğu çok önemli değil. Belediyeli bir işi oluyor, onu hallediyor. İşte başka bir şey lazım, o da başka bir şey. Hastane oluyor, hallediyor. Yani onun için parti önemli değil. Bakın biz her partiden dostlarımız var. Bizim şu yönetim kurulu içerimizde bir parti hariç, ismi söylemeyeceğim. Zaten malum. Bir parti hariç her partiden
dostlarımız var, yönetim kurulu üyelerimiz var. Niye? Bu bir zenginliktir. Bu bir güç birliğidir. Bu onların network'ünü kazanmaktır. Bu onların işbirliğiyle beraber daha güçlü bir şehir yapılanması demektir. Bizim çözemediğimiz siyasi olayları başka birinin çözmesi demektir. Onun için son olarak şunu söylüyorum. Lütfen bizim arkadaşlarımız başka partiden bir yerlere gittiklerinde onları yadırgamayın. Onlara kızmayın. Aksine destekleyin onları. Yani şu an en yakın zamanda iki tane arkadaşımız bir partiye girdi. Ben tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin diyorum. Ve o ve onun gibilerinin sayılarını artıp artık siyasi olarak güçlü olup lobiciliğe faydalılık vermemiz lazım diye düşünüyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, siz sizden ayrılmayalım. Basın mensubu arkadaşlar. Başkanım, arkadaşlar birkaç kere fotoğraf olacaklar. Kürsüde. Basın arkadaşlar da müsaade ederse eğer. Sayın Başkan'a güzel konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel vurgularda bulunduk. Çok güzel sanayiyle alakalı, eğitimle alakalı, Zonguldak'la alakalı tavsiyelerde bulundu. Kendisi uzun zamandır, az önce de bahsetmiş olduğum gibi eve dönüş projesiyle alakalı aslında güzel bir imaj yakaladı. Dernek adına güzel bir imaj yakaladı. Ben çok çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Kendisini ben de şahsen tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Şu an başkan adaysınız. Başkan şu an benim. Tamam. Başkanım buyurun, yerinizi alalım sizi. Son bir şey söyleyebilirim. Buyurun, buyurun. Az önce unuttum. Hocam şeyi söyledi. Çok doğru bir şey söyledi. Eğitmen hocam. Çok özür dilerim. Eğitmen hocam dedi ki sanayinin gelişimin en büyük noktası meslek liselerinden, çırak kurslarından geçer, sanat okullarından geçer dedi. Ben de şükürler olsun bir sanat okulu elektrik bölümü mezunuyum. Teşekkür ediyorum. Sayın başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, gündemimizin 6. maddesini biraz sonra oylayacağız. 5. maddesi konuşmalarımız bitti. Gündemimizin 6. maddesinden önce benim atladığım bir şey var Sayın Başkanım. Nedet Bey, çok özür diliyorum. Çarşuma Spor Kulübü Başkanım size bir forma hediyesi olacak. Rica etsem çok özür dilerim. Benim hatamdı, kaçırdım. Sayın Başkanım buyurun. Spor Kulübü Başkanımız da kürsüye davet ediyor. Sayın Başkanım siz de buyurun lütfen. Arkadaşlar, yeni seçilen fotoğraf alabiliriz. Çarşıma Spor Kulübü Başkanımızın Zonguldak İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Necdet Skolun'a bir hediyesi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yönetici arkadaşlarıyla beraber. Sayın Temel Kur'an ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Hediyelerini takdim ettiler. Değerli misafirler, kıymetli hazırım. Gündemimizin 6. maddesi. Bundan sonra kongrenin asıl kısmına geldik. Gündemimizin 6. maddesini sizlere okuyorum. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası. Faaliyet raporumuzu slide eşliğinde derneğimizin sekreteri Sayın Avukat Rukiye Karayaz gerçekleştirecek. Sayın Karayaz buyurun lütfen. Teknik ekipteki arkadaşlarım hazırsa eğer slide verebilirlerse çok memnun oluruz. Sayın Divan, kıymetli üyelerimiz ve misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz olağan genel kurulumuza. Şöyle hemen ayarlayayım. Efendim biz bir önceki dönemde, önce kendimi tanıtayım, ben Avukat Rukiye Karayağız. Bir önceki dönemde derneğimizin genel sekreterliği görevini yürüttüm. Avukatım, Emeç Hukuk Bürosu olarak İstanbul'da avukatlık yapıyorum. Kardeşim Ömer Emeç'le birlikte. Şimdi size bir derneğimizin bir önceki döneminde neler yaptık, onları bir anlatalım. Aşağı yukarı biliyorsunuz, bir hatırlatma olsun hepimiz için.
Şöyle geçiyorum. Efendim öncelikle biz yönetime geldiğimiz zaman biliyorsunuz pandemi oldu. Koronavirüs nedeniyle sosyal projelerle biraz göreve başlamış olduk. İlk önce Zonguldak'ta faaliyet gösteren gazetecilerimize, hem merkezde hem de ilçelerdeki hastanelerimize maske dağıtımında bulunduk. Çok değerli iş adamlarımızın destekleriyle, katkılarıyla ilk icraatımız bu olmuş oldu. Daha sonra akabinde hemen dönem zaten bir Ramazan dönemiydi. Çalışamayan, işsiz kalmış, yardıma ihtiyacı olan bir sürü insanımız vardı. Onlar için bir elde sen uzat diye bir kampanya başlattık. Açıkçası kampanyaya başlarken böyle bir 500 koli dağıtabilir miyiz diye kafamızda bir şey vardı ama sonra o kadar güzel bir birleşme oldu. Beklemediğimiz bir şekilde insanlar buna o kadar güzel dahil oldu ki biz sayıyı 6.767'de bitirdik. Şimdi sayıyı 67 olarak özellikle söyleyeceğim. Çünkü sayı bizim için çok kıymetli bir anlam ifade ediyor. O yüzden ona destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum buradan. Şimdi efendim tanıtım çok önemli. Biz şehrimizi tanıtmalıyız. Bunun için çalışmalar yapmalıyız. Tabii ki bunu turizmciler öncelikle yapacak ama biz de iş insanları derneği olarak bir ucundan ona katkı sağlamak istedik. Çeşitli radyolarda, televizyonlarda program yapan, sunuculuk yapan insanları şehrimize götürdük. Onları gezdirdik, derneğimizden bahsettik, derneğimizi onlara tanıttık. Onlar da yayın yaptığı mecralarda bize anlattılar. Bu şekilde tanıtıma destek vermiş olduk. Devamında da bir kurban kesme kampanyamız oldu. Biz birleştik, dedik ki kurbanlarımızı Zonguldak'ta zaten kesiyoruz. Bunu gelelim, birlikte yapalım. Bizler için çok değerli olan şehit aileleri var. Ve bunları onlara ulaştıralım istedik. Şehit Aileleri Derneği'ne kestiğimiz kurbanların dağıtımını yönetim kurulundaki arkadaşlarımız başta olmak üzere birçok iş insanımızın yardımıyla, desteğiyle dağıtmış olduk. Evet, benim en önem verdiğim konulardan biri, bugün biz varız ama yarın gençlerimiz var, çocuklarımız var. Onlara destek olmak bence bizim en önemli görevimiz. Bu da tabii bir sosyal proje ama bence her derneğin ilk sırasında yer alan proje olmalı. Biz çocuklarımıza burs vermeye başladık. Burada hem ihtiyacı olan hem de başarılı olan çocuklarımızı almaya çalıştık. Gönlümüz çok daha fazlasına burs vermek isterdi. Ama ilk yılımız olduğu için sayıyı 50'de tutmak durumunda kaldık. Ben bu salondaki herkesin önümüzdeki dönem bir çocuğu okutacağına güvenerek bu sayının çok daha artacağını düşünüyorum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Evet, tanıtım dedik. Biz bir iş insanları derneğiyiz. Neler yapıyoruz? Üyelerimiz kimler? Bunları duyurmak da bizim en önemli amaçlarımızdan biri olmalı. Artık yazılı basın, görsel basın, sosyal medya, tüm bu mecraları kullanmak durumundayız. Ve dernek olarak bir dergimiz olması çok önemliydi. Ve Zonsiyat İş İnsanları Derneği'ni çıkarttık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bunun için gerçekten çok fedakarlık yaptı. Çok ciddi çalışmalar yürüttü. Ve dergimizi böyle gözümüzün nuru gibi böyle severek mutluluk içinde çıkarttık. Bölgemizin önde gelen insanlarına gittik, takdim ettik, anlattık. Bu da bizim çok önem verdiğimiz, bizim için çok kıymetli projelerimizden biridir. Bu da yine ikinci sayıyla alakalı. Evet efendim, neticede iş insanı derneği olsak da biz bir derneğiz. Birleştiğimizde bu birleşimden bazı faydalar sağlamak durumundayız. Birçok dernekte yapıldığı gibi. Buna ilişkin de bir çalışma yürüttük biz ve üye kartları bastırdık. Bu üye kartları çeşitli kurumlarla yaptığımız anlaşmalarla indirim sağlayacak sizlere, bizlere. Başladık bunu yapmaya. Birçok kurumumuz var. Sitemizde anlaşmalı kurumlarımızı elbette görebilirsiniz. İnşallah çok daha fazla artacak bunun sayısı. Hepimiz için güzel bir, faydalı bir çalışma olmuş olacak. Evet, bir sosyal projemiz daha lösemili çocukları için bir çalışma yaptık. LÖSEV'e bir ziyarette bulunduk. LÖSEV yetkilileriyle konuşmalar gerçekleştirdik.
Ve orada çocuklarımıza oyuncak, kolonya, maske gibi bazı yardımlarda bulunduk. Evet, sektörel komisyonlar bu yapmayı çok istediğimiz bir şey. Necdet Bey de az önce biraz bahsetti. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu çok daha işlek bir hale getireceğiz. Şimdilik inşaat komisyonuyla başladık. İlk toplantımızı yapmak üzere hatta bir kahvaltı organize edelim dedik. Sonra bu yasaklar işte bizi biraz engellemiş oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde onlarla ilgili bilgileri, haberleri sizlere duyuracağız. Evet efendim, bir reklam daha. İsmimizi duyurmamız lazım. Güçlü olmak için herkesin bizi bilmesi lazım her mecrada. Biz bunun için ne yaptık? Zonguldak'ta 10 Kasım'da, 29 Ekim'de billboardlarda yer aldık. İsmimizi yoldan geçen insanlar gördü, bu dernek nedir diye baktı, bizi tanımaya çalıştı. Aynı zamanda yerel medyada reklam vermek suretiyle benzer bir çalışmayı da orada yürütmüş olduk. Bu da çalışmalarımız arasında yer alıyor. Yine pandemi döneminde solunum cihazı ihtiyacı çok yoğun bir şekilde hissedildi. Bu konuda derneğimizin üyelerinden, üye olmayanlardan destek aldık. İşin sevgili iş insanlarımız, çok teşekkür ediyoruz onlara. Solunum cihazı desteğinde bulunmuş oldular hastanemize. Eve dönüşü Necdet Bey paylaştı. Ona çok ben girmeyeyim ama kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Bir şeye öncülük etmek gerçekten çok zor. İlk olmak çok zor. Bu cesaret ister. Kendisi bunu gösterdi, örnek oldu. Biz bu örneği de önümüzdeki dönemde derneğimizde şöyle faydalı bir halde kullanacağız. Yol göstereceğiz. Yapmak isteyene teşvik mi, yer mi, kimle görüşmesi gerekiyor, ne yapıyor? O anlamda her türlü çalışmada hazırız efendim yardımcı olmaya. Tekrar teşekkür ederim. Bu çalışmalar tabii devam edecek. Şimdi sevgili Orhan Başkanım'dan sıradaki yatırımı bekliyoruz. İnşallah onun haberini de sizlere sosyal medyamızdan duyuracağız. O sevinci paylaşacağız. Evet, iş insanları derneği olarak ne yapıyoruz? Yatırımlarımızı Zonguldak'a götürmeye çalışıyoruz eve dönüş projesi kapsamında. Bu tabii sadece bizim üyelerimiz için olmak zorunda değil. Birçok iş insanı var başka şehirden, başka bölgelerden. Onları da bölgemize götürüp organize sanayi bölgeleriyle yatırım yapacakları alanlardaki kişilerle tanıştırdık. Bir toplantı düzenledik. Onları bilgilendirmeye çalıştık. Bu şekilde yatırımın önünü açmaya çalıştık efendim. Burada da minik sporcularımızı kırtasiye desteğini görüyorsunuz. Çocuklarımız da gençlerimiz kadar bizim için önemli. Evet, Çay Cuma'da yani Zonguldak'ta bir temsilcilik açtık. Biz buradayız ama bizim yönümüz Zonguldak olduğuna göre orada bir bağlantıya ihtiyacımız var. Yani çalışmalarımızı daha işler halde yapabilmek, daha çabuk yapabilmek için böyle bir temsilcilik açtık. İnşallah orada da daha çok üye, daha çok insan ve birlikte çalışmalarla güzel işler yapmış oluruz. Evet, sevgili genç Zonsiyat bir çalışma yürüttü. Kendisine teşekkür ediyorum. Kardeşim olduğu için küçük bir torpil yapıp Ömer Bey'e. Kendisi Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti arkadaşlarıyla birlikte. Onlara oyuncak dağıttı, gönüllerini aldı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de. Efendim şimdi bir elde sen uzat kampanyası bir kerelik bir şey değildi. Onun devamını gerçekleştirdik. İnşallah her sene bu devam eder artarak. Bu bizim temel sosyal projelerimizden biri olacak çünkü. İkinci kampanyamızda 47 bin maske dağıttık, 4 bin koli dağıttık. O da bizim için gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Evet, nerede eski bayramlar demeyeyim. Eskisi gibi bir araya gelemiyoruz, bayramlaşamıyoruz ama online'da bir şeyler yapmak artık çok mümkün. Biz de bu bayramda online olarak buluştuk, bayramlaştık, karşılıklı birbirimize iyi dileklerimizi ilettik. Zonguldak'tan Dünya'ya ismiyle bir program yapıyoruz efendim biz. Bu da bir kerelik olmayacak, bir seri şeklinde olacak bir program olacak inşallah. Bu programımızın birincisinde Amerika'yı konuk aldık. Bizim yönetim kurulumuzda yer alan Sayın Ayhan Özmekik bize orada öncülük etti. Orada önde gelen iş adamları, bürokratları Zoom yayınında konuk ettik. Onlara Amerika'yı sorduk. Biz Amerika'ya ne gönderebiliriz, nasıl gönderebiliriz, bize nasıl yardımcı olursunuz sorularını yönelttik. Sağ olsun Washington Ticaret Müşavirimiz de o toplantıya katıldı ve bize çok değerli bilgiler verdi.
Bu çalışmanın bir sonrakinde inşallah Almanya olur, başka ülkeler olur. Onlarla yapmak istiyoruz. Üretim yapan insanların yönünü gerçekten yurt dışına çevirmesi bizim katma değer anlamında çok daha iyi yerlere gelmemizi sağlayacak. O yüzden biz bu projeye de çok önem veriyoruz. Yol göstermekten çok mutluluk duyuyoruz. Şöyle, şimdi bu süreçte özellikle Sayın Necdet Bey'in katıldığı birçok canlı yayın oldu. Bizi birçok mecrada anlattı. Şöyle ben yayınları geçeceğim. Hızlıca çok da vaktinizi almamak için. Yayınlarla birlikte efendim birçok da ziyaret gerçekleştirdik. İnanın gittiğimiz her ortamda Zonsu'ya da anlattık. Necdet Bey gerçekten her ortamda hiç atlamadan birçok üyemizde anlattık. Neler yaptığımızı, gelişmek istediğimizi, büyümek istediğimizi anlattık. Bunlar da o ziyaretlere ait görüntüler. Onları şimdi sizinle paylaşıyorum. Evet. Efendim tabii bu işler elbette ki maddiyat istiyor. Bu gemi yürümek için bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Bu konuda bize destek olan ana sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şöyle sponsorlarımıza huzurunuzda büyük teşekkür ediyorum, gösteriyorum. Şöyle sonuncusu kalmasın. Evet. Çok kısa da bir teşekkür görüşmesi yapayım. Bir arada olmak gerçekten çok önemli. Ben üniversitede okurken biz hep arkadaşlarımızla şunu konuşurduk. Ya neden biz diğer şehirler gibi böyle güçlü dernekler olmuyoruz? Gidip oraya burs için başvuramıyoruz. İşten değil mi? Okulu bitirdiğimizde bize yol gösteren birileri olmuyor diye bunu çok üzülürdük. Allah nasip etti. Belli bir yaştan sonra böyle bir dernekte olmak kısmet oldu. Ve bu dernek İnanın bugün burada, yarın çok daha güzel yerlerde olacak. Hepimizin katkısıyla. Lütfen katkılarınızı, desteklerinizi esirgemeyin. Ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir cumartesi günü geldiniz, burada bu kadar saatinizi bize ayırdınız. Efendim kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Rukiye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yaklaşık 700 tane derneği mali müşavirliği yapıyoruz. Yaklaşık ailemle beraber 40 yıldır, hemen 40 yıldır babamdan dolayı bu işin içindeyiz. Kurulup bir ay sonra kapanan dernekle gördüm. Birleşik yaklaşık 1,5-2 sene sonra tamamen tasfiye olan federasyonla gördüm. Kurulup birkaç gün sonra kurucular arasında yaşanan sıkıntıdan dolayı kapanan tasfiye olan dernekle gördüm. 1,5 senede Sayın Avukat Hanım'ın bahsetmiş oldukları, Necdet Bey'den duydukları gerçekten işe yarar şeyler. Duyunca, görünce ben de mutlu oluyorum, tebrik ediyorum sizi. Gerçekten çok güzel şeyler yapmışsınız, yapmaya devam edeceksiniz, bunu biliyorum. Bununla ilgili hiç şüphem yok. Sadece benim değil, eminim salondaki birçok arkadaşımın şüphesi yok. Ben Sayın Başkan Mazarı'nın mevcutta görev yapan yönetim kurulu arkadaşlarına sizlerden bir alkış rica ediyorum. En azından kendilerine moral olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, gündemimizin 6. maddesini gerçekleştirdik. Konuşmasını faaliyet raporunu Sayın Rukiye Karayaz gerçekleştirdi. Faaliyet raporunu oynayacağız. Faaliyet raporunu okumaktan ziyade görsel olarak da bizlere sundu. Bunun için de ekstra bir çalışma yapılmış. Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle faaliyet raporunun ibrasını oyunuza sunuyorum. Derneğimizin faaliyet raporunun okumasını ve ibrasını kabul edenler, kabul etmeyenler, lehte ve aleyhte söz almak isteyenler, teşekkürler. Gündemimizin 7. maddesi mali raporun okuması ve ibrası. Arkadaşlar yaklaşık 11 sayfa. İstiyorsanız teker teker okuyabilirim ama uygun görürseniz ben kısa bir özet geçmek istiyorum. Eğer ki itiraz olan varsa bununla alakalı dökümleri var, teker teker herkese iletebilirim. Sayın Başkanım müsaadenizle kısa bir şekilde geçmek istiyorum ben. Kıymetli arkadaşlar, Necdet Tıskoğlu ve ekibi 2020 yılının ikinci ayında göreve geldiler. 2020 yılını malum pandemi şartlarında çok fazla faaliyet yapamasalar da bir şekilde gerçekleştirmişler. Ve elinde görmüş olduğunuz evrağı biraz sonra size okuyacağım. Bir derneğin gerçekten ulaşması gereken en güç rakamlardan size derneğimizin 2020 yılı gelirini sunmak istiyorum.
gelir 593.931 lira 34 kuruş, çok ciddi bir rakam. Yine derneğimizin 2020 yılı giderini okumak istiyorum. 495.622 lira 54 kuruş, inanılmaz bir rakam. Yine derneğimizin 2021 yılı içindeki 6 aylık süreçte yaşamış olduğu mali raporu sizlere okuyacağım. Derneğimizin geliri 386.605 lira 80 kuruş. Derneğimizin gideri 288.376 lira 20 kuruş. Az önce de söylemiş olduğum gibi bir dernek için çok ciddi rakamlar. Yani bu yardımların toplanması, bağışların toplanması. Biz dün ofiste arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımla derneğin son gelir giderleriyle alakalı çalışmalarımızı yapıyorduk. Ve içlerinde tanıdığım insanlar da vardı. Ve rakamlar ciddi derecede yüksek rakamlardı. En azından mutlu oldum durumu görünce. Çok çok mutlu oldum. Keza az önce hanımefendi de bahsetti. Yardım kolileri, maskeler, işte öğrenci bursları, bunların hepsi tamamen toplanılan bu borçlarla gerçekleştirildi. Derneğimizin saymanına ve dernek başkanına bir kere daha teşekkür ediyorum. En azından bu ortamda olsa bile çok ciddi derecede bir bağış toplamışlar. Kıymetli arkadaşlar, mali raporla ilgili ekstra bir rapor isteyen olursa eğer detaylı bir şekilde elden teslim edebilirim. Divandan alabilirler. Ben müsaadenizle mali raporun ibrasını sunacağım. Değerli arkadaşlar, mali raporumuzun okunmasını ve ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, lehte ve aleyhte söz almak isteyenler, teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, yine derneğimizin denetim kurulu raporu var. İstiyorsanız okuyabilirim ama 13 sayfa bu da. Denetim kurulu raporu. Bunu da kısa bir şekilde geçemem bunu. İstiyorsanız okuyayım, istiyorsanız oylandı olarak geçelim. Sayın Başkanım, kıymetli hazırlığı nasıl uygun görürsünüz? 13 sayfa istiyorsanız okuyabilirim. Tamam, o zaman günah benden gitti. Fazlasız yormuyorum. Kıymetli arkadaşlar, gündemimizin 8. maddesi olan denetim kurulu raporunun okunmasını ve ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, lehte ve aleyhte söz almak isteyenler, teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, gündemimizin 9. maddesine geldik. Gündemimizin 9. maddesi federasyona üyelik konusunda ve federasyonlardan çıkma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Biliyorsunuz derneklerin yönetim kurulları tek başına genel kurul olmadan federasyonlara ya da farklı federasyonlara ve de konfederasyonlara üye olamıyorlar. Bunun için genel kurulun, yani siz üyelerin desteği gerekiyor. Bu noktada biz derneğimizin işini kolaylaştırmak için mevcuttaki genel kurulda yetkiyi tamamen yönetim kuruluna vereceğiz. Bununla alakalı bir oylama gerçekleştireceğiz. Sunuyorum maddeyi sizlere. Federasyonlara üyelik konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, lehte ve aleyhte söz almak isteyenler, teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, iktisadi işletme açılması konusunda yine yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekiyor. Bundaki olayı da kısaca özetleyeyim sizlere. Yine derneğimiz adına herhangi bir gelir getirici unsur olduğu zaman bu tabi genel kurulun desteğine tabi. Yönetim kurulu buna tek başına karar veremiyor. Genel kurulu toplaması gerekiyor. Burada da hem genel kurulun hem de yönetim kurulun işini kolaylaştırmak için gündemimize böyle bir madde aldık. İktisadi işletme açılması konusunda yetkiyi tamamen yönetim kuruluna verdik. Konuyla alakalı gündem maddemizi oylarınıza sunuyorum. Federasyonlara üyelik konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesini oyluyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, lehte ve aleyhte söz almak isteyenler, teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, gündemimizin 11. maddesi gayrimenkul alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Yine gündemimizin farklı bir maddesi. Bunda da şu şekilde, yine dernek adına herhangi bir gayrimenkul alındığı zaman yönetim kurulu bunu tek başına karar veremiyor ve tek başına alamıyor. Yine keza genel kurulu sizleri toplaması gerekiyor. Dernek üyelerini toplaması gerekiyor. Bununla alakalı yine hem sizlerin hem de yönetim kurulunun işini daha hafifletmek için bu tür konularda yetkiyi tamamen yönetim kuruluna veriyoruz. Konuyla alakalı gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Gayrimenkul alınmasıyla alakalı yönetim kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, lehte ve aleyhte söz almak isteyenler, teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, gündemimizin 12. maddesi tüzük değişikliği. Mevcut başkan adayımız Sayın Tıskoğlu ve ekibinin önerisi var bununla alakalı. Müsaade ederseniz çok kısa zaten bunu size okuyacağım. Ondan sonra oylamaya geçeceğim.
Kıymetli arkadaşlar, tüzüğümüzün eski halinde üyelik için aranan özelliklerde Zonguldak ilinde veya diğer bölgelerde işveren ve yönetici konumda olması gerekir diye bir ibare var. Biz buradaki sakın alınmayın Zonguldak ibaresini kaldırdık. İşveren ve yönetici konumda olması diye bir düzeltme yaptık. Bu birinci düzeltmemiz. İkinci düzeltmemiz şu. Tüzüğümüzün eski haline yok ama yeni haline şunu ekledik. Üyelikten çıkarma konusunda. Biliyorsunuz bu işler tamamıyla gönül işi. En azından insanların bir şekilde gönlünün dışında bir de aidiyet duygusu gerekecek şekilde aidatını ödemesi gerekiyor. Dernekler çünkü boşuna ilerlemiyor. Nasıl ilerlediğini az önce size rakamlarla okudum. Rakamlar ciddi rakamlar. Bu konuda da derneklerimize lütfen destek olalım. Arkadaşlar, tüzüğün yeni haline şöyle bir şey ekledik. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 3 ay içinde ödemeyen üyenin dernekle ilişiği kesilir. Yine bunu mevcuttaki yeni değişik tüzüğümüze eklemiş olduk. Arkadaşlar, yine tüzüğümüzün eski halinde derneğin yönetim kurulunun asil üye sayısı 16, yedek üye sayısı 9'du. Biz bunu yeni haliyle 18 asil, 11 yedek üye olarak değiştirdik. Yine derneğimizin üyelik aidatı konusunda giriş aidatı 350 liraydı. Aylık aidatı 65 liraydı. Buradaki giriş aidatını tamamen kaldırıp üyelik aidatını aylık 100 lira olarak belirledik. Sadece 3 madde var değişecek tüzüğümüzde. Biliyorsunuz yönetim kurulları tek başına tüzük değiştiremiyor. Bunun için genel kurulun desteğine ihtiyacı var. Sizlerin desteğine ihtiyacı var. Bu söylemiş olduğum, anlatmış olduğum 3 maddeyle alakalı tüzük değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, lehte ve aleyhte söz almak isteyenler, teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, gündemimizin 13. maddesine geldik. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi, en güzel madde bu madde. Aslında tamamen kongremiz bitti. Şu an başkan adaylarının, var olan başkan adayı Necdet Bey'in dışında varsa onların çalışmalarıyla alakalı bilgi alacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki derneklerimizde, kongrelerimizde 2'den 2 veya daha fazla aday olduğu takdirde kapalı oylama, açık tasnif yapılır. Şu an mevcutta kongremize tek adayla giriyoruz. Ama ben usulen yine sormak zorundayım. Kıymetli misafirler, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Kongresi'nde biraz sonra açıklayacağım dernek başkanlığı adayları. Sayın Necdet Tıskaoğlu dışında herhangi bir yönetimde görev almak isteyen ya da dernek başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşım varsa lütfen, mevcutta hali hazırda bir listesi varsa divan kuruluna ulaştırırsa memnun olurum. Gülmenize gerek yok. Usulen sormak zorundayım bunu. Eyvallah abi. Kıymetli arkadaşlar, Necdet Bey'in listesi dışında, Sayın Tıskoğlu'nun listesi dışında herhangi bir liste yok elimizde. Ben müsaadenizle mevcutta Necdet Bey'in seçilecek olan yeni yönetimiyle alakalı sizlere bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz az önce tüzük değişikliğini oyladık. Buradaki yönetim kurulu asil üye sayımız 18'e çıktı. Yedek üye sayımız 11'e çıktı. Bununla alakalı yine maddelerimizin içine, görevlendirmelerimizin içine disiplin kurulumuzu ve üye değerlendirme kurulumuzu ekledik. İzninizle isimleri kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde okumak istiyorum sizlere. Derneğimizin başkan adayı Sayın Necdet Tıskoğlu'nun, biraz sonra vizyonuna da dönecek isimleri, Sayın Necdet Tıskoğlu'nun yönetim kurulu listesini sizlere açıklıyorum. Asil üyeler, arkadaşlar hızlı hızlı okuyacağım. Asım Cumhur Güner, Rukiye Karayağız, Berna Yan, Samet Eren, Ayhan Özmekik, Cem Küçük, Tuncay Karalıoğlu, Erol Nalbant, İsmail Yıldırım, Deniz Kabuk, Aydın Arslan, Serkan Duran, Serkan Aycı, Ömer Emeç, Orhan Bayraklı, Ramazan Karakök, Ramazan Çiçek. Sanırım arkadaşlar, evet, dönüyor arkamızda. Kıymetli misafirler, yönetim kurulu yedek üyelerimizi sizlerle paylaşıyorum. Cemal Balçık, Eren Tülübaş, Hüseyin Demir, Mustafa Özkan, Mustafa Uğur, Remzi Toksöz, Şevki Bayram, Kaan Kartal, İsmail Sancar, Uğur Erdal, Hüseyin Bal. Kıymetli misafirler, derneğimizin denetim kurulu asil üyelerini sizlerle paylaşıyorum. Metin Kara, İsmail Yıldırım, Hüsamettin Üstün. Kıymetli misafirler, derneğimizin denetim kurulu yedek üyelerini sizlerle paylaşıyorum. Korhan Uzaldı, Selçuk Dursun, İlhan Görük. Kıymetli misafirler, derneğimizin disiplin kurulu asil üyelerini sizlerle paylaşıyorum. Erol Nalbant, Ömer Emeç, Samet Eren.
Kıymetli misafirler, derneğimizin disiplin kurulu yedek üyelerini sizlerle paylaşıyorum. Muhammed Keserci, Hüseyin Bal, Aydın Arslan. Kıymetli misafirler, derneğimizin üye değerlendirme kurulunu sizlerle paylaşıyorum. Rukiye Karayağız, Asım Cumhur Güner, Erol Nalbant. Listemiz bu şekilde. Arkadaşlar, listeye itirazı olan, haberi bilgisi dahilinde listede olan arkadaşım varsa lütfen itirazlarını bize bizzat yapsın. Ben olmadığını düşünüyorum ama yine usulen bunu sormak zorundayım. Yok, teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlar, tek adayla seçime giriyoruz. Az önce Sayın Tıskoğlu'nun listesini sizlerle paylaştım. Tek aday olduğu için açık oylama kullanabiliriz. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Sayın Necdet... Özür dilerim. Kıymetli misafirler, Sayın Necdet Tıskoğlu'nun listesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Lehte ve aleyhte söz almak isteyenler... Teşekkür ediyorum Sayın Tıskoğlu, hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin inşallah. Arkadaşlar, az önce slaytta da döndü. Yönetim kurulu üyelerimize teker teker size okudum. Derneğimizin faaliyet raporunu, denetim raporunu teker teker sizlere okudum. Az önce bahsettim yine. Mali raporla ve denetim raporuyla alakalı detaylı bilgi isteyen olursa bizden alabilir. Elimizde yeteri kadar mevcut da vardır. Kongremiz bitti. Ben divan kurulu adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yalnız bir saniye, ayrılmadan önce bu işin emektarı, yıllar önce bu derneği kurmuş Halil İbrahim Ece'den sonra derneği biraz daha açıkları yukarı çıkartmak için uğraşan ve son dönem başkanlığını yapan, az önce de yeni başkan seçilen Sayın Tıskoğlu'nu sizlere bir teşekkür konuşmasını yapmak üzere. Ardından salondan ayrılmıyoruz. Bir aile fotoğrafı alacağız kürsüde hep birlikte Sayın Tıskoğlu. Bir aile fotoğrafı alacağız kürsüde hep birlikte. Bizim divan kurulunun görevi sona erdi. Bizlere destek verdiniz, güvendiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah bir sonraki kongrede tekrar görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Sayın Divan Başkanım, teşekkür ederim. Güzel sunumlarından dolayı. Bütün dostlara teşekkür ediyorum. Eski yönetim kurulundaki dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu görmüş olduğunuz slayttaki çalışmaları yapmamızda bize çok büyük emekleri var. Çok büyük destekleri var. Bazı dostlarımız şu an bizimle beraber, bazılarımız dışarıdan destekleyecek. Yani şu an bu yönetimde olmamak, Zonsiyat'ta olmamak anlamında değildir. Sadece bir görev değişikliği, kan değişikliğidir. Dolayısıyla ben bizim şu ana kadar olan eski yönetimimizdeki bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp tatilini bölüp gelen Servet Başkanıma, Karaman Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Tatilini bölüp gelen Almanya Zonguldak Dernekler Başkanı Mehmet Karakulak Başkanıma teşekkür ediyorum. Çay Cuma'dan Yeni Çiçeğiburnu'nda buraya gelen Çay Cuma Spor'un Başkanı Teoman Başkanıma teşekkür ediyorum. Bartın'dan kalkıp gelen buraya Bartın Dernekler Başkanı'na teşekkür ediyorum. Ereğli'den kalkıp gelen buraya Tekder Başkanı Murat Başkanıma ve Birkan Başkanıma teşekkür ediyorum. Unuttuğum başkanlarım varsa kusura bakmasınlar. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bize başka bir misyon, başka bir görev verildi. Bir görev bitti, bu gibi başka bir görev başladı. Artık bundan sonra çıtayı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Hedefte biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Bizim misyonumuz biraz daha farklılaştı. Üzerimize düşen yük biraz daha farklı oldu. Bizlerden beklenti çok yüksek. Onun için yeni yönetim kurulundaki dostlarıma, arkadaşlarıma önce Allah sabırlıklar versin diyorum. Sonra kolaylıklar diliyorum onlara. Güzel olacak. Her şey hakikaten güzel olacak. Onu söyleyebilirim. Her şey Zonguldak için. İçimizde safiyani, çok saf ve çok temiz duyguyla söylüyorum. Beni tanıyanlar hakikaten bilir. İçimde geçenle kafamın arkasında başka bir şey yoktur. Doğru antlıdır. Sadece Zonguldak sevdalısı olmak, yani Çay Cumalı olmak, Çay Cuma Kaya başında bir hikayem olması, Kocabamon olması, orada benim mezarlarımın olması, Kilini Bölüm'de doğmam, orada hikayem olması, onlar benim hayatımdaki farklı şeyler. Onun için bu felsefeyle bir yola çıktık. İnşallah Zonguldak'ımıza, memleketimize bir damlada bir fayda sağlayabilsek ne mutlu bize. Oradan aldığımız zaten en büyük o dua, o bizi
güzel şeyler. O bizi rahatlatıyor. O bizim üzerimizdeki yükü hafifletiyor. Onun için ben herkese teşekkür ediyorum. Zaten çok konuştuk. Her şeyi söyledik. Biz bir aileyiz. Biz güçlü aileyiz. Bizim buradan Zonguldak'tan güçlü bir Zonguldak'a fayda vermemiz için İstanbul'dan, Bursa'dan, Kocaeli'nden, Hayrabolu'ndan, İzmir'den güçlü bir şeyle birlikte sağlamamız lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Kıymetli başkanım, sizden ayrılıyorum. İlk önce şehir dışından gelen kıymetli misafirlerimizle bir aile fotoğrafı alalım. Ardından yeni seçilen yönetim kurulunuzla bir fotoğraf çekeceksiniz. Arkadaşlar isim okumayın. Lütfen şehir dışından gelen misafirlerimiz. Evet sevgili Z Haber takipçileri, değerli dostlarımız. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından Zonguldaklılar bu tip etkinliklerde bir araya gelmeli, daha çok temas kurmalı ki kentimiz daha iyi bir noktaya ilerleyebilsin. Evet, İstanbul'da yaklaşık 250 bin Zonguldaklının yaşadığı biliniyor. Ve İstanbul'da yaşayan Zonguldaklılar akademi, medya, sanayi gibi çok farklı sektörlerde hemşeriye sahibiz. Ve bu tip etkinliklerin kentin gelişmesi adına da önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Sizlerin, siz değerli dostlarımızın en doğru, en yalın şekilde bilgilendirilmesine çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bu yayınları hep birlikte yapıyoruz. Şu an İstanbul'dan Zonguldak Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nin 4. Kongresinden canlı yayındayız. Bizi paylaşarak destek olursanız sizleri en doğru ve en yalın haliyle bilgilendirmeye devam edebiliriz ve çok mutlu oluruz. Necdet Itskoğlu, 28 Ekim 1972. Arkadaşlar, ben Zonguldak doğumlu. Düşünüyorum. Hatta kendisi de kongre içinde bahsetmişti. Kürsüdeki beyefendiler. İnşallah en kısa zamanda gerçekleştirirler diyorum. Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünden mezun olup İstanbul'da çok profesyonel çok çalışma hayatına başlıyor. İlk çalışma hayatına silikon ve silikon kablo ile başlıyor. Daha sonrasında 1998 yılında bir takım ortaklıklarla kendi firmasını kurup ticaret hayatına bu şekilde devam ediyor. Şu an oy birliğiyle kendisi, daha doğrusu tek aday olma sıfatıyla kendisi Zonguldak Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nin genel başkanı seçildi. Dernek üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, şehir dışından gelenler, farklı misafirler, arkadaşlar, özel konuklar fotoğraf çekimi yaptırıyor. Salon hattını da genel olarak anlatmam gerekirse, pandemi kurallarına hemen hemen uygun, maske ve mesafeye dikkat edilen koltuklara tek tek bu koltuğa oturmayınız afişi asılarak düzenlenen bir etkinlikten bahsediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Arkadaşlar toplu olarak sahneye alalım sizi, buyurun. Ardından yönetim kurulu arkadaşlar bir fotoğraf çekilecekler. Tıskoğlu'nun salondaki misafirlerimizi mümkün mertebe ilk olarak İstanbul'da açtığı el kablo ile
daha sonra Afrika'ya yatırım yapması ve en sonunda Çaycuma'ya da büyük bir yatırımla gelmesi. Salondaki tüm misafirlerimizi alalım. Kentimiz adına faydalı bir hareket olmuştu. Kendisi hala bu üç bölgede ticari faaliyetlerine devam eden bir iş yürütmekte. Necdet Skolo'nun söylemlerinden ve Zonsiyad'ın yaklaşımından anlaşıldığı üzere amaçlanan derneğin vizyonu bütün hemşerileri tek bir çatı altında toplamak için Zonsiyad'ın birleştirici unsur olması. Bu kapsamda da ortak projeler üçlü kazan kazan sistemini oluşturarak dernek sınırlarının da ötesine geçmek ve dernek sınırlarını aşmak. Zonsiyad üyeleri, gönül verenler bir arada fotoğraf çektiriyor. Yeni başkan ikinci dönem olarak başkan seçilen Necdet Iskoğlu'nu tebrik ediyorlar. Biz de Z Haber olarak İstanbul, Bahçeli Evler, Nurettin Topçu Kültür ve Sanat Merkezi'nde çok özür dilerim, düzeltiyorum. Kültür Merkezi'nde 2,5 saattir canlı yayındayız. Kongreyi adım adım takip ettik. Sonuna kadar sizlerle birlikteydik. Bu tip etkinliklerin fazla olması, sık sık yapılması Zonguldak'ın gelişimi için son derece önemlidir. Bu tip etkinlikler her ne kadar arttırılırsa şu anda çok komik bir durum yaşıyoruz. O yüzden dikkatim dağıldı. Kusura bakmayın, uzun süredir de yayındayız. Bu sebepten ötürü de ufak tefek hatalarımızı mazur görün sevgili dostlar. Evet, bu tip etkinliklerin artması Zonguldak'ımıza fayda sağlayacaktır. Ve hatta Zonguldakların bu tip etkinliklerde bir araya geliyor olması Eve Dönüş Projesi ile birlikte de bunun kapsamını daha da geliştireceği için büyük fayda sağlayacağını düşünmekteyim. Ve Zonsiyad'ın da amaçladığı şey bu noktada Zonguldak'ın gelişimi ve Zonguldak'ın kalkınması, Zonguldak'ın ekonomik yatırımlara daha fazla ev sahipliği yapıyor olması. Zonguldak Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin 4. kongresinden canlı yayındaydık. Bizimle kaldığınız için, bizi izlediğiniz için, beğenip paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben Ali Sencer Arslan, kameraman arkadaşım Kaan İstanbul'uyla birlikte sizlere iyi günler dileriz.